Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından Mehmet Akif Ersoy ben. Nedir ne değildir ile karşınızdayız. Başlayacağız hemen. Ama sosyal medyada şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi zannediyorum. Ben yayına girmeden önce en azından öyleydi. Bir teşekkürler İmamoğlu hashtag açılmıştı. Fatih Sultan Mehmet hashtag. Birbirini hem eleştiren hem de çok doğru yapıldı diyen. Malumunuz bugün İngiltere'de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu 400 bin sterlin açılış fiyatıyla satışa sunuldu. 770 bin sterline yanılmıyorsam yani yaklaşık 6,5 milyon Türk lirasına da satıldı ve satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu açıklandı. Şimdi bu mirasa sahip çıkmak mıdır? Yoksa uzun zamandır konuştuğumuz bir mesele, nereden bakıyoruz? İşte Sayın İmamoğlu toplanan yardım paralarıyla ilgili korona döneminde bazı açıklamalar yapmıştı. Hakkımı helal etmiyorum demişti. Danıştay'ın malumunuz bir kararı var. Belediyelerin yardım toplayamayacağına ilişkin. Akabinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Yargı eliyle kumpas kuruluyor CHP'li belediyelere ve iktidar belediyeleri zayıflatmaya çalışıyor şeklinde. Buraya nereden bakmak lazım? Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Öyle bir noktadayız ki ben mesela yayını paylaştım sadece. Yani İstanbul'a geliyor Fatih Sultan Mehmet'in tablosu dedim. Bu bir haber. İyi ya da kötü bunu da değerlendireceğiz konuklarımızla dedim. Ama hemen insanlar sosyal medyadan kendi bakış açılarıyla benim buna destek verdiğimi ya da eleştirdiğimi düşünerek mesajlar paylaşmışlar. Eleştiriyor muyuz, destek mi veriyoruz konuklarımıza soracağız. İyi midir, kötü müdür diye. Akabinde biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kararı bugün açıklandı. 5000 tane taksi hizmete sunulacaktı. UKOME kararıyla reddedildi. Valilik ve bakanlık üyelerinin reddettiği ifade edildi. Alt komisyona gönderildi. İstanbul'un ihtiyaçları üzerinden biraz bunları da değerlendireceğiz. Sayın Bahçeli'nin Mümtazer Türkköy'e ile ilgili çıkışı ve barolarda başlıklarımızdan olacak. Hızlıca başlayalım. Hemen konuklarımı tanıtayım. Mustafa Balbay, Ankara stüdyomuzda. Cumhuriyet Halk Partisi 26. dönem milletvekili. Hoş geldiniz. Sayın Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizle başlayacağım bu arada, onu da hemen söyleyeyim girerken. Naci Cinisli, İYİ Parti Milletvekili, İstanbul stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yaşar Hacı Salihoğlu, Profesör Doktor, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bıyıkları kesmişsiniz bu arada. Ben ilk defa denk geliyorum. İlk defa mı fark ediyorsun? Ne zamandır? Yani korona, bir hayli zaman oldu mu? Tabii korona. Öyle mi hocam? Bayağıdır yayın yapmamışız. Hiç izlemiyoruz. Evet. Bayağıdır yayın yapmamışız. Ve Bülent Akarcalı, Sağlık ve Turizm Eski Bakanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler İyi akşamlar herkese. Mustafa Bey sana da, orada yalnızsın. İyi akşamlar. Evet, Ankara'da yalnız kalmak biraz zordur. Hoş geldiniz tekrardan. Sayın Balbay, hemen sizle başlayalım efendim. Şimdi sosyal medyada en çok tartışılan başlıklardan birisi. Yani meseleye şuradan baktım. Az önce o yüzden girişte de söyledim. Hem toplanan koronavirüs sürecinde toplanan bağışlarla ilgili bloke edilmesiyle ilgili hakkımı helal etmiyorum demişti Sayın İmamoğlu. Dün Kılıçdaroğlu Habertürk'te Ankara temsilci Bülent Aydemir'e bir açıklama yaptı. İktidarın özellikle CHP'li belediyeler üzerinde yargı yoluyla baskı kurmaya çalıştığını ifade etti Sayın Kılıçdaroğlu. Yani hükümetle ilgili böyle iddialar var. Ekonomik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sıkıntıları olduğu ifade ediliyor. Böyle bir tablo alındı ama bir yandan baktığımızda hatta şöyle bir soru da sorulmuş. Yani bunu kimin yaptığına bakarak mı değerlendireceğiz yoksa yapılana bakarak mı diye, iyi de bir soru bence. Buyurunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın bir sözü vardı, itibardan tasarruf olmaz diye. Yani itibar hakikaten hani sadece sarayla, uçakla, özel uçakla vesaireyle olmaz. Bu bir itibardır. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet çağında ileri bir görüşle belki bugünkü AKP iktidarının kültür sanata bakışından çok daha ileri bir görüşle 9 dil bilen bir Fatih Sultan Mehmet olarak İstanbul'a geldiğinde Ayasofya'nın adını koruyan bir Fatih Sultan Mehmet olarak İstanbul'daki bütün o çok kültürlü yapıyı olabildiğince tabii ki fethetmiş, bir damgasını vuracak ama kendi o İstanbul'un genel kimliğini olabildiğince korumuş ve İstanbul'un Roma dönemindeki adıyla uzun süre o şekilde alınmasını da kabul etmiş ve iki cihanın iki imparatorluğunda fatihi olarak kendisini görmüş bir kişi, o dönem Rönesans'ında bir yansıması olarak bir tablosunu yaptırıyor. O dönem içinde yani dünyaya açılma bir anlamda, Avrupa ailesinin içinde olma belki şeklinde de yorumlanabilir ki o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun
tüm genel yaşamı, hedefi zaten imparatorluğun ilerleme şeklinden de ortaya çıkıyor. Hep Avrupa'ya dönük, o ailenin bir parçası şeklinde gelişti. Bu bağlamda böyle bir tablonun Türk İstanbul'a kazandırılması bence olumludur. İstanbul'un kültür sanat bütçesine baktım ben. Hani kültür sanata ayırdığı para, tabii ki İstanbul'da altyapıya para ayrılacak, İstanbul'un ulaşım sorunlarının giderilmesine, İstanbul'un günlük hayatının iyileştirilmesi için işte bugün vapurların 5 kuruş olması gibi, Paris'te 11 bin nüfus, 30 bin taksi varken İstanbul'da 16 bin nüfus, işte 17 bin taksinin hani genel anlamda yetersizliğine çözüm aranırken kültür sanat da ihmal edilmeyecek. Zaten İstanbul'da bu yanıyla hani kültür sanat yönüyle de bir dünya şehri. Ben bunu ilk gördüğümde hakikaten benim tavrım da sizi olumlu olumsuz etkilemiş olmasın ama yani Fatih Sultan Mehmet'in tablosu Türkiye'ye getiriliyor diye baktım. Anadolu'dan yani Türkiye'den pek çok değer Avrupa'ya götürüldü. Bir Karun hazinesi, bilmiyorum anımsar mısınız, Özgen Acar yıllarca izini sürdü. Kimi hazineleri biz anımsıyorum Mesut Yılmaz döneminde. Kültür Bakanıydı Mesut Yılmaz. Sanıyorum Bülent Akarcalı o yanını daha iyi hatırlayacaktır diye düşünüyorum. O eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çaba harcandı. Yani özeti hani Türkiye'nin evet elbette ciddi altyapı sorunları var. O İstanbul'un çok ciddi sorunları var. Esenyurt'u gördük. İstanbul'da semt yapmışlar. Semtin adı Dereağzı. Yani oranın hakikaten Dereağzı'nın olduğunu da oradaki insanlar da biliyor. Onların da giderilmesi lazım. Ama kültür sanat bütçeden ayrı bir paydır. Ve İstanbul'un kültür sanat bütçesi içinde de bu tablo alınabilecek. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hani pek çok şeyin yanı sıra kültüre de sanata da önem veriyor imajı verilebilecek bir değerdir. Bu herhangi bir dinozora para yatırmamış Ekrem İmamoğlu, Luna Park'a para yatırmamış, işte T-Rex döneminden mi hangi dönemden bilemediğimiz o garip dinozorlara 750 milyon dolar da vermemiş. Ne yapmış? Ne yapmış? İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480'de 5 asır önce yaptırdığı o tablonun İstanbul'a gelmesini sağlamış. Dilerim bu hakikaten son dönemde genel anlamda erozyona uğrayan Türkiye'nin dünyadaki imajıyla ilgili de pozitif bir hava yaratmıştır. Ne olursa olsun biz gerektiğinde Türkiye'nin değerleri için, Türkiye'nin güvenliği için dünyaya da meydan okumasını biliriz. Ama evet, bir dünya ailesinde yaşadığımızda unutmamamız gerekiyor. Swap görüşmelerinden, ekonomiden hatta turizme kadar. Erdoğan yine Akarcalı Almanya ayağını bilecektir. Almanya bir karar aldı. Eğer bir ülkede vaka sayısı 200'ü geçtiyse vatandaşımı göndermiyorum dedi. Erdoğan telefon etti Merkel'e, yapma etme eyleme, biz dostuz, Türkiye'ye gönder yurttaşlarını dedi. Merkel'de benim bu ilke kararım var, kusura bakma dedi. Pek çok bakımdan olumsuz imajımız var Avrupa'da. Peki, yargı bakımından Sayın Baba, var, şöyle, barolar bakımından şöyle var. Yapalım. Hepsini bu ortamdan başlık bir ışıltıdır yani, bir ışıltıdır. Tamam. Hepsini başlık başlık konuşacağız. Özellikle yardımlarla tamamdır ilgili Danıştay kararını. Mesela benim merak ettiğim bir Ayasofya meselesi var ama şu tablo üzerinden herkesten kısa kısa bir görüş alayım. Sayın Hacı Salihoğlu'yla devam edelim. Ya da farklı düşünüyor musunuz? Bunu bir israf olarak görür müsünüz? Ya da hayır, bu İstanbul'a itibarının alınması açısından ya da... Bakın hep böyle ifrat tefrit üzerinde tartışıyoruz. Tamam, tartışmıyoruz. Yani çok bence, güzel. Bence hiçbir orta şekilde böyle gidelim değil. Son derece kıymetli bir şey kuşkusuz o tablonun varlığı ve o tabloya, evet, sahip çıkmamız. Dolayısıyla elbette bir kazanımdır. Ama buradan dünyaya karşı imajımızı düzeltiyoruz falan. Yani bu böyle abartıya falan gerek yok. Lütfen o tablonun arkasına sığınmayın. Yani böyle para ödeyerek vesaire yaparak siz Avrupa'da imaj kazanmaya çalışırsanız cebinizde para kalmaz, imaj da olmaz. Öyle bir şey yok. Yani sizin direncinizle, o istiklal ruhunuzla, size yönelen bütün o terör örgütlerine karşı dimdik durarak itibar öyle kazanılır. Onu da yapıyor Türkiye. Doğu Akdeniz'de yapıyor, her yerde yapıyor. Üreterek yapıyor. Üretecek. Evet, işin başındayız. Yetmez, daha fazla üretecek. İtibar öyle kazandır. Tablo satın alarak falan değil. O bizim kuşkusuz yani Fatih Sultan Mehmet'in kıymetini, değerini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Hepimiz için gönlümüzde, zihnimizde özel yeri olan önemli bir
tarihi şahsiyetimizdir. Onunla ilgili her türlü şey kıymetlidir. Tebrik ederiz. Bunu kazandırmıştır. Bu kadar. Nokta. Bir eleştiriniz yok yani. Yani ne eleştireyim? Ha bununla ilgili şunu turizme de kazandırılması açısından anlamlı olurum, bulurum. Ödenen paranın da bir şekilde turizm geliriyle karşılanmasını da beklerim bir İstanbullu olarak. Güzel. Çünkü bunu şundan dolayı. Ciddi de bir para ödendiği çok açık. 2-3 katı olduğu söyleniyor. Yani 400 bin sterlin açıldı. Açıldı. 770 bin sterlin yani, kadar. Yani evet, 2 katına çıktığı görülüyor aşağı yukarı. Dolayısıyla en azından bir turizm geliriyle o paranın karşılanabilir olmasını da beklerim. Yani olabildiğince en ucuza kapasak daha iyi olurdu. Ama sonuçta bir tarihi değer sahip çıkılmasını kıymetli bulurum. Bu arada Coşkun abi bana mesaj atmıştı programdan önce. Sevgili Coşkun Aral. Bir tanesi de bu tablolardan Doha'da, Katar'da diye hatta fotoğrafını da göndermişti. Belki yarın manşet yayında detaylarını da konuşuruz. Bunu şundan dolayı sordum. Evet. Şimdi pek çok alanından da siyasetten pek çok şeyi tartışıyoruz. Burada acaba bir sosyal medyaya da baktım gelmeden önce. Başka başka yerlerden yaklaşanlar da olmuş, teşekkür edenler ve İstanbul için önemli bir kıymet diyenler de olmuş. Konuklarımızın nadirdir böyle aynı görüşte birleştiği. Acaba öyle bir şey mi yakaladık? Ya şunu mu diyeceğiz? Yani o tabloya karşı soğuk davransaydık, böyle bir niyetimiz olmasaydı. Böyle bir zamanda neden israf edildi diye başlayan tweetler de atılmış. O yüzden dedim. Bu başka bir şey herhalde. Yani onu bir şekilde yine turizme kazandırarak o ödenen paranın geri dönüşü de sağlanabilir burada. Yani bu bizim bir varlığımız, kabul edeceğiz bunu. Peki, buyurunuz efendim. Efendim, önce sosyal medya algıya göre bir tepki gösterir. Yani bununla ilgili olarak önceden bir hazırlama, açıklama vesaire olmuş olsaydı tepkiler başka olacaktı. Şu anda ben tepkiler lehte mi aleyhte mi bilmiyorum, bakmadım. Hani genel olarak söylüyorum. Şimdi o tablo İstanbul'a yakışır. Bu kesin. Yani başka bir yere giderse üzülürdüm. Ama benim gönlümden geçen duyduğum zaman yani Türkiye'de milyara para demeyen, yalnız araba koleksiyonu 40-50 milyon lira olan iş adamlarımız var. Bunlardan birinin alıp İstanbul'a hediye edeceği şeklindeydi. Yani batıya baktığımız zaman bu gibi hediyeleri oranın iş adamları yapıyor. Parayı kazandıkları ülkeden ülkeye hediye ediyorlar. Bunun bir örneğini geçmiş yıllarda Zeynel Abidin Erdem vermişti. Paris'te galiba Abdülhamid'e ait kristalden mühürlerin satışı çıkmıştı. O zamanki imkanlara el veriyordu, gidip alıp gelmişti. Şimdi Türkiye'de muhakkak ki iş adamları sanata şuna buna hani para ayırıyorlar, zaman ayırıyorlar ama gönlümden geçen oydu. Belediye konusuna gelince ben şunu diyeceğim yalnız. Ben belediyenin mevzuatını bilmiyorum. Ama ben bakanlık yaparken harcadığım para yalnız ve yalnız bütçede öngörülmüş kalemler üzerinden olurdu. Yani Sağlık Bakanı iken şuradaki şey bir güzel, gidin alın deme imkanımız yoktu. Dolayısıyla bunu bir de belediye mevzuatının çerçevesi içinde değerlendirmek tabii lazım. Yani onu da bilmiyoruz. Başkanın ben de bilmiyorum. Buna yetkisi var mı? Ne kadar yetkisi var vesairesi? Yani o da mevzuat açısından. Ama tekrar söylüyorum, bir, bu tablo İstanbul'a yakışır. İstanbul'da olmalıydı. Başka yere gidersek hani üzülürdüm. Ama öbür taraftan da gönlümden geçen de hani bu ülkede hani milyara milyar demeyen, ondan sonra 40-50 bin dolara harcayıp sırf sevgilisini görmeye giden veya bilmem ne eden insanların da aldıklarını biraz bir ülkeye vermeye davet ediyordum. Beklentim o şekilde olmadı. Öbürü de bence bir mevzuat olayı diye bakmak lazım. Peki. Biz keşke iş adamları alsaydı ve hediye etseydi diyorsunuz. Yani ben de bakmış değilim tartışmalar vesaire, yani bilmiyorum ama böyle bir bilgi var mı? Yani bunun alımıyla ilgili bir belediye meclis kararı gerekiyordu ya da başkanın doğrudan harcama yetkisine tabiydi, böyle bir şey var mı? Buna bakmadık. Yani Büyükşehir Belediyesi almış. Peki. Böyle bir herhalde gerek, yani yasal olarak bir problem olduğunu zannetmiyorum. Peki. Öyle bir tartışmayı görmedim en azından şu an için. Evet Akif Bey, davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Sizi, kıymetli heyetimizi ve bizleri seyreden aziz vatandaşlarım saygıyla selamlarım. Bu haberi ilk defa duydum maalesef. Önceden haberim olmamıştı fakat çok sevindim. İstanbul Belediyesi, Millet İttifakımızın en önemli belediyelerinden biri İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Çok faydalı, güzel çalışmalar yapıyorlar hamdolsun. Ve bu girişimde de bulunduklarından dolayı çok mutlu oldum. İstanbul hakikaten bir kültür turizm şehri olması lazım. Fakat Türkiye'nin kalkınma hamlesi sırasında, bu 50-60 yıllık hamleden bahsediyorum veya 70 yıllık, kültür sanat tarafı maalesef çok fazla ağırlık taşıyamadı. İstanbul yılların yorgunluğunu yaşayan bir şehir haline geldi sanayi yatırımlarıyla. İşte son senelerde finans merkezi dendi.
Ve bugünlerde de bakıyoruz ki Ankara'nın bürokratik yükü de İstanbul'un sırtına yüklenmeye başladı. Halbuki İstanbul'un bu yüklerden yavaş yavaş kurtulup İstanbul üzerindeki yüklerin bazılarının Anadolu'muzdaki şehirlere nakledilmesinde fayda görüyoruz. Ve böylece Anadolu'muzdaki... Çok doğru, %100 katılıyorum. Ve Anadolu'muzdaki bazı şehirlerimizin belli spesifik sanayi yatırımlarıyla marka şehirler haline gelmesi icap ettiğini düşünüyoruz. O bakımdan Türkiye'de çok ihmal edilmiş pek çok şehrimiz var. Bütün yük İstanbul'un üzerine yüklenmiştir. İstanbul halbuki dünyanın en nadide şehirlerinden biri ve bir turizm destinasyonu olması gerekirken hiç bundan yeteri kadar pay almıyor dünya ölçeğinde. Ayrıca da kültür sanat bakımından da yeteri kadar pay almıyor. Buyurdunuz ki mirasa sahip mi çıktı İstanbul Belediyesi? Bence ecdada sahip çıkmış. Allah onlardan razı olsun. İstanbul Belediyesi'nin bu tavrından ötürü kutluyorum. Para konusu tabii ki önemli. Fakat bundan önceki belediyelerin nerelerine paralar harcadıklarını da biliyoruz. Türlü türlü vakıfların ne tür faaliyetleri olduğunu da bizim her zaman bilemediğimiz vakıflara çok yüksek meblağlarda paralar harcandığını biliyoruz. Ayrıca bu kültür sanat hamlesi benim açımdan şu bakımdan da çok önemli. Ülkemizin Kültür Turizm Bakanı'nın İstanbul'un fethine işgal dediği bir dönem yaşıyoruz maalesef. Bu bakımdan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim kendisine. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Albay, size devam edelim. Bu konu üzerinden şöyle bir şey. Geçtiğimiz hafta Sayın İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaretinde geçtiğimiz 1,5 hafta kadar önce işte ellerini arkadan bağlaması üzerinden bir tartışma başlamıştı. Özellikle iktidara yakın medyada da çok yazılar da yazıldı bu mesele üzerine. Çok da gidildi. O görüntüler rahatsız edici bulundu. Bir de benim de dikkatimi çeken bir şey. Mesela Yunanistan basınına, Yunanistan televizyonuna Ayasofya ile ilgili mesele sorulduğunda Sayın İmamoğlu'na ibadete açılmasına ihtiyaç olmadığına yönelik yapmış olduğu açıklama. Şöyle bir gazeteci olarak baktığımda, yani şu mesela tablonun alınması, sosyal medyaya bakıyorum, işte konuklarımıza sordum, farklı farklı siyasi görüşlerden konuklarımıza, hem ecdadın mirasına sahip çıkılması hem de İstanbul'un prestiji açısından önemli bir şey olduğunu söylediler. Bir fikir ayrılığı yok ama Ayasofya konusunda çokça tartışılacaktır. Merak da ediyorum, bilmiyorum hiç görüştünüz mü? Ben şöyle bir şey söyleseydi Sayın İmamoğlu herhalde, öyle bir soru sorulduğunda kendisine, ya Ayasofya'yı açarız ya da açmayız, bu bizim meselemiz, sizi hiç ilgilendirmez deseydi, muhtemelen çok müspet bir tepki alabilirdi herkes için. Yani farklı siyasi görüşten insanlar da, ya güzel söyledi, işlerine baksınlar diyebilirdi. Çünkü bizim memlekette bunlar önemli ve böyle şeylerin sevildiğini siz de takdir edersiniz. Buyurunuz, bu meseleyle devam edelim. Evet. Şimdi tabii İstanbul bir dünya şehri. Biliyorsunuz Kopernikus büyük bilim insanı, eğer yeryüzü sadece bir devlet olsaydı ben başkentinin İstanbul olmasını isterdim derdi, demiş. Böylesine önemli bir dünya şehri. Biraz önce Sayın Akarcalı da hani keşke bir iş adamı da alabilirdi, hediye edebilirdi dedi. Bu doğru. Ama kesinlikle bir polemik anlamında söylemiyorum ama aslında Türkiye'nin ülke dışındaki kültürel varlıkları ile ilgili aktif olan kurum Kültür Bakanlığı'dır. Keşke Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu alsaydı da Sayın Naci Bey'in vurguladığı o hakikaten, ben de Sayın Kültür Bakanı'nın İstanbul'u işgal diye değerlendirdiğini inanmıyorum. Bu tür dil sürçmelerinden bir şey de çıkarmamak gerekir. Ama kamuoyunda oluşmuş böyle bir olumsuz havayı, bu tabloyu Kültür Bakanlığı'nın almasıyla tersine de çevirebilirdi. Bunu da bir kenara koyalım. Peki Sayın İmamoğlu öyle İstanbul... yapmıştır? Yani imaj olarak siyaseten bu bir böyle değerlendirir ve görür müsünüz? Bu bir başarı mıdır? Böyle yok, hayır. Şöyle, ben bunu genel olarak baktım. Yani Ayasofya açıklaması, dediği gibi Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaretteki eleştiriler sonrasında böyle bir hareket. Yok, bir defa Ekrem İmamoğlu, sevgili Ersoy, genel anlamda yani İstanbul'u çok seven, insanları çok seven, AKP'ye oy vermiş, AKP'den başka hiçbir partiye oy vermeyeceğim demiş insanları bile, ya elinizi sıkayım, canınızı sıkmayayım diyebilen, seçimden sonra da size uğrayacağım diyebilen bir belediye başkanı fotoğrafı, imajı
oluşturdu. Kendisi yaptı bunu. 2018 yılı Kasım'ında İmamoğlu'nun adı açıklandığında İstanbul'daki bilinirliği %15'ti. Oradan şehri seven, şehre hizmet etme aşkı olan, enerjisi olan ve sempatisi olan bir başkan havası yarattı. Şimdi bu havayı yarattığınızda Sayın Ersoy, bu havanın getirdiği samimiyet ortamı sizi zaman zaman eleştirilebileceğiniz davranışları sürükleyebilir. Yani şimdi hani elini arkaya bağlaması, yani ondan da biraz önce Sayın Ersoy'un yani Kültür Bakanı'nın hani İstanbul'u diline suçup evet. işgal demesini diline dolayıp kesinlikle böyle dedi diye dayatmanın bir alemi olmadığını söylediğim gibi, burada da böyle bir törende daha rahat hareket etmiş. Kesinlikle zaten tören ortamı genel anlamda o oraya verdiği değer bir saygının eseri zaten. Yani o nedenle onun da hiçbir şekilde başka bir şey yorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz sonra geleceğiz ama Canan Kaftancıoğlu olayında, öteki CHP'lerle ilgili tutuklamalarda, bunların hepsi ama hepsi artık ters tepiyor Sayın Ersoy. Efendim bunlar tek tek artık, başlık başlık bunlardan geleceğim. Murad edilen hiçbir şey gelmiyor. Başlık ben başlık onları geleceğim. Sonra geleceğiz zaten. Tamam. Şöyle onları geleceğiz. Şuna çok kısa bir cümleyle. Ayasofya konusundaki açıklamasına ilişkin ne dersiniz? Yani Yunan basında verdiği o demece dair deseydik ya siz işinize bakın bir şey yazmaz mıydı? Bir puan yazmaz mıydı? Bir müsbet bir tepki almaz mıydı? Şöyle o da olabilirdi ama şöyle de bakmak lazım Sayın Ersoy. Akarcalı söyledi, öteki arkadaşlarımız söyledi. Hatta Yaşar Hacı Salihoğlu'yla şu anda programın başında hani aynı düşünmekten duyduğum tarihi bir duyguyla şu anda doluyum. O da aynı şekilde bu tablonun İstanbul'a kazandırılmasını olumlu buldu. Nitekim yani belki bunu, İstanbul bunu Büyükşehir Belediyesi'ndeki... Bunu tarihi olarak değerlendiriyor olmanızı Sayın Baldan. Gerçekten. Yani, altını çizdim. Evet. Şimdi kendisini vurguladığı gibi... basının en başarılı kelime oyuncusudur. Cumhuriyet'te yazdığı zaman Türkçesinde inanılmaz güzel kelime oyunları yapardı. Sözde de varmış o. Hacı Salihoğlu'yla tabii aynı düşünüyor olmadığını... tarihi sayılabilir. Bende bir şey yok. Sayın Akarcıoğlu, Türkçe çok zengin. O zenginliklerden bir kepçe biz de yararlanıp kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan o tabloyu ben de biliyorum. Oradaki stüdyodaki bütün arkadaşlarımızın Avrupa ile ilişkileri vardır. Yani bazen örneğin Madrid'e gittiğinizde Toledo'da sadece El Greco'nun eserini sergileyen ve önünde kuyruk olan bir müze vardır. Ben eminim bu tabloda İstanbul'da hani güzel bir yere sergilendiğinde Sayın Hacı Salihoğlu'nun, fikirdaşım Hacı Salihoğlu'nun altını çizdiği bu ödenen paranın hani bu şekilde de bakmamak gerekir. Ama ödenen paranın geri alınması belki de bir yıl sürecek, belki iki yıl sürecek. O bakımdan önemli. İstanbul'da şu anda ben de sözlerimi tartarak aktarmaya çalışacağım size ama Sayın Ersoy, Ayasofya nasıl İstanbul bir dünya şehri ise Ayasofya'da bir dünya mimarisine bir armağan. Ayasofya bugün eminim stüdyo arkadaşlar bileceklerdir. UNESCO tarafından restore edilmesi için Avrupa yurt dışından para aldığımız bir kurum. Milyonlarca euro para aldığımız bir kurum. Ya biz fethettik camimiz, niye oradan para alalım, kendimiz fethedelim, kendimiz restore edelim. Şimdi böyle de bakılabilir ama orası dünya şehri ise, dünya uygarlığının dünya mirası diye geçtiyse, ki Birleşmiş Milletler UNESCO dünya mirası dediği zaman orayı artık koruma altına alıyor. Hı hı. İmamoğlu da bütün hani Yunanistan'dan gelenlerin de gelip ziyaret ettiği böyle bir yere onları kırmamak anlamında da bugün Yunanistan'dan Edirne'ye ciğer yemeye gelen yok mu? Yunanistan'dan İstanbul'a gelenlerin, İstanbul'a yurt dışından gelenlerin önemli bir bölümü de Yunanistan'dan. Keşke daha çok gelse, turizmi peki, daha çok hareketlendirsek. Ben onu bir belediye başkanının o şehrin güzelliklerini, o şehrin yöneticisi olarak, o şehrin yönetim sahibi olarak dünyayla paylaşma yelpazesi diye gördüm sevgili Ersoy. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Bakalım fikirdaşınız Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu bu konuda ne diyecek? Birazdan geleceğim. Sayın Akarcalı, buyurun, siz bir şey eklemezsiniz. Benim vermek istediğim mesaj şuydu. Bir ülkeye sanat eserlerini kazandıran aslında zengin burjuvazidir.
devlet devletçilik anlayışında olan Sovyet Rusya'da Sovyetler'de. Ama Batı'ya baktığımız zaman bütün hemen hemen müzelerdeki eserler ailelerin hediye etmiş olduğudur. Dışarıdaki kazılar vesairese meşhur Ramses Ramses miydi mumya? Mısır'daki Ramses. Bir İngiliz zenginin finanse ettiği araştırmadır. Hepsi öyledir. Bugün Louvre Müzesi'ne, British Museum'e, Amerika'dakilere gittiğiniz zaman bunu orada yaşayan insanlar, yani sanat kültürüne sahip olmuş olanlar sahip çıkıyor. Türkiye'de artık devlet eliyle zorla sanat yaptırılması geçmelidir. Yapılmalıdır. Yani Türkiye dünyada, bakın, Batı dünyasında devlet opera, yani tiyatro, müzik, şu bu konusunda sıfırdan yatılı öğrenci alıp yetiştiren tek ülkedir. Ama bunun yanında Türkiye'de sanata olan desteğin birkaç tane iş adamının elinde kalmamalı lazım. Tabii ki takdir edilecektir. Koç'un var, Sabancı'nın var, Kıraç'ın var, Demirören grubunun var vesairesi, o müzeler. Ama Türkiye onlardan ibaret değil ki, dediğim gibi. Vermek istediğim mesaj bu. Yani bu tablonun şu veya bu şekilde muhakkak İstanbul'a gelmesi gerekirdi. Ben bu konuda üzülürdüm. Yani koskoca Türkiye'de buna sahip çıkacak yok. Dolayısıyla yapılan doğrudur. Mevzuat açısından bir sorun vardır. O da açıklanır eder vesairesi. Ama esas vermemiz gereken mesaj buradan bizi dinleyenlere Türkiye'nin, yalnız İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin, Anadolu'nun ondan sonra sanat yaşamına sahip çıkmak. Onun için Naci Bey'e de destek veriyorum. İstanbul'daki müzeler, Topkapı, şubu altlarını gezmiştim. Üsttekinden daha fazla mal var. Üsttekinden daha fazla ürün var. Mesela bunlar, çünkü Habertürk'e yakışıyor bu gibi programlar. Metro istasyonlarında çok sağlam camlar arkasında teşhir edilebilir. Ondan sonra hızlı tren başlıyor. O hızlı tren garları da modern, çağdaş binalar. Anadolu'daki müzelere sevk edilir. Her yerinde. Edirne'den Hakkari'ye kadar. Orada yetişen çocuklar bizim çocuklarımız. Niye bu yalnız İstanbul'dakilerin hakkı olsun? İzmir'de bile doğru dürüst müze yok. Ankara'da da bir doğru dürüst bir tane de eski bir müze var. Tamam, Anadolu medeniyetleri vesaire. Ama onun dışındaki, bırakın yabancıların bu topraktan çıkanları, Türk İslam eserlerini, Türk İslam sanatını, Türk İslam müziğini, halılarını vesairesini Anadolu'da görmek mümkün değil. Maalesef. Tamam, İstanbul'da hepsi var, olması lazım. Ama Türkiye, ülkenin birliği, beraberliği kültürden ve geçer, sanattan geçer. Tabii. Çok ciddi olarak söylüyorum. Aynı şarkıları söylediğimizde, aynı müziği terennüm ettiğimizde, aynı halılardan, aynı eserlerden zevk aldığımızda bu milli ve bir beraberliktir. Sanat hakikaten insanı her türlü etnik kökenden, din farklılığından falan uzaklaştırır, bir araya getirir. Bu vesileyle Habertürk'e de teşekkür ederim. Hani bu konuyu açma imkanı verdi. Her şerde bir hayır vardır denir. Bu arada arkadaşlarımız, sevgili editörüm Süreyya da yazdı, şimdi KJ'de var. Nerede sergilenecek diye merak ediyorduysanız eğer efendim. Evet, ediyorduk. Evet. Portre önce Saraçhane, Ayasofya'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Söyleyeyim size yerini, Ayasofya'da. Ayasofya Fatih'in vakıf malıydı. Bu da bir fikir olarak bizi izliyorlardı muhtemelen. Gitsin. Çok güzel. Ayasofya'nın girişine gayet güzel konulabilir. Ayasofya'nın girişine yakışır. Değil mi? Tabii. Sorduğunuz yeri de bulduk. Ayasofya'nın girişine yakışır efendim. Biz de buradan söylemiş olayım Büyükşehir Belediyesi yetkililerine. Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi'nin merkezinde sergilenecekmiş. Orada belki kısa bir süre sergilenecek. Önce diyor çünkü. Sonrasında Ayasofya'ya, ondan sonra hakikaten Ayasofya'ya yakışır. Üzerine bir de Ayasofya'da sergilenir. Sayın İmamoğlu namazını kılan birisi bir cumaya gelir namaza Ayasofya'ya ve ondan sonra o tabloyu da girişte bir yere asar bakarsınız. Vallahi ondan sonra biz herhalde neler konuşuruz yani. Evet, Türkiye'de bu meseleler hakikaten... Demokraside ve siyasette çareler tükenmiyor. Siyaseten çok yankı buluyor böyle şeyler. Yine de evet, fikir buradan çıktı efendim. Ayasofya'nın girişine koyabilirsiniz. Reklama mı gideceğiz? Ne kadar vaktimiz var? Peki, Sayın Hacı Sarıoğlu, buyurun, size devam edelim. Tabii şimdi... ben bu Ayasofya meselesinde sizin o sorunuzun cevabını ararken yani Sayın Balbay'la onu üzmek istemem ama burada öyle düşünmüyorum mesela. Yani şimdi Ayasofya dünya mirasıdır falan diyoruz da bizimle kimliklendiği o 500 yıldan sonra dünya mirası olmaktan çıkmaz ki. Yani buradaki o anlayışı, o bakışı
bir değiştirmekte yarar var. Unutmayın, o bir taşınmaz ama bir vakıf taşınmazı o. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'na vakfedilmiş ve onun aslında mülkiyetinde. Vakfın. Bu vakıf bizim medeniyetimizin icadıdır. Çok kıymetli bir şeydir. Bir vakıf üniversitesi mensubu olarak bunu söylüyorum. Bunu yıpratmamamız gerekir. Vakfedilen şeye dokunulmaz. Ondan güç alınmaz, vakfa güç verilir. Ulvi bir şeydir. Dolayısıyla bir emanettir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna gösterdiğiniz ilgi kıymetlidir. Ama onun vasiyetine göstereceğiniz sarsılmaz bir kararlılık tabloyu aşar. Dolayısıyla ben de doğru bulmadım o açıklaması. Ve talihsiz buldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüşüdür. Ama içim cız etti. Öyle demeseydi. Görüşüdür. Ya Yunanistan'da pek herkes, meselede herkes Ayasofya'nın, politikada... Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfının vasiyetine uyma zorunluluğu falan olmayabilir. Ama ben uyulmasından yanayım. Bunlar hepsi bizim değerlerimiz. Yani Alparslan'dan alın, daha öteye gidin. Atatürk'ü katın, hepsi. Bu topraklara taş üstüne taş koymuş. Bütün geçmişimizin bize bıraktığı her şey nadidedir, önemlidir ve bir vasiyettir. Fetih gerçekleşiyor. Ayasofya geliyor. Oradaki o ruhban takımı büyük bir korku içerisinde. Mealen söylüyorum. Ne söylemişti Fatih Sultan Mehmet? Bunu batılı tarihçiler de artık teslim ediyor. Onları rahatlatarak inancınıza ve yaşam hakkınıza dokunulmayacaktır. Benim himayemdesiniz. O anlayış bugün de sürüyor, sürmek zorunda. Bu ülkede kimsenin kilisesinin, ibadet yerinin kapısına kilit vurulmamıştır. Çan sesi susturulmamıştır. Ona bakacaksanız, onlar bunu yapıyor diye biz yapalım anlamında asla söyler miyim öyle bir şey? Hı hı. Ama bir tane gösterin bana bakayım. Ezanı okunan, o çok demokrasi ve insan hakkını bize bırakmayan ülkelerde. Atina'da bir tek cami var, o da kapalı. Evet, hele kapalı. De Yunanistan'dan geliyor bu soru. Açılmadı ki kapalı olsun. Hiç, evet, hele de Yunanistan'dan geliyor bu soru. Sayın Rektörüm, açılmadı ki kapalı olsun. İşte yani, dolayısıyla desene o bizim mirasımızdır. Ortak mirasımızdır. 500 yıl orada, ya harabe haldeydi aslında. Oraya Mimar Sinan'ın eli değmiştir. Bütün payandalarını o yapmıştır. Abdülmecid, o dönemin en ünlü, 1845'lerde yanılmıyorsam, dünyanın en ünlü iki mimarını getirtiyor. Kardeş bunlar. İtalyan asıllı İsviçre vatandaşı. 4 yıl sürüyor şeyi, restorasyonu. Peki. Yani orası bir Osmanlı külliyesine dönmüş artık. İçinde ibadethanesi, kütüphanesi, türbeleri. Yani ne olur, Selimiye'ye de turlar düzenliyor, batılı turistler geliyor. Yine o müze işlevi gibi ziyarete gelirler. Hiçbir engel olmaz ki. Peki efendim, hızlı hızlı gidelim diğer başlıklarımıza da. Bir şey daha söyleyeyim. Sayın. Bu aslında hukuken de, hukuki bir konu da ayrıca. Özel hukuk hükümlerine girer. Vakfın senedinde yazılı olan maksadı dışında hiçbir vakıf taşınmazı başka amaçla kullanılamaz. Peki. Kariye Camii bunun örneğidir ve emsal karardır. Peki. Hemen KC'de de yazıyor, imaj çalışması mı, kültür hamlesi mi diye. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani Sayın İmamoğlu'nun özellikle az önce de Sayın Balbay'a sorduğum üzerinden Fatih Sultan Mehmet'in kabrindeki o görüntüsü çok eleştirilmişti. Akabinde Ayasofya'ya ilgili yaptı açıklama. O görüntünün Fatih Sultan Mehmet'in kabri olmadığı da söyleniyor. O konuda bilemiyorum ama tabii o eller arkada, biz kendi inancımız ve örfümüz, töremiz, adetimiz üzere kabristanlara elimiz arkada gitmeyiz. Orada neden öyle bir yürüyüş tarzı benimsemiş bilemiyorum. Onu Ekrem Bey'e sormak lazım. Yunanistan'daki beyanatıyla ilgili eğer böyle beyanat vermişse ben şahsen doğru bulmam. Partimizde Ayasofya ile ilgili fikrimiz bellidir. Mecliste de verdiğimiz araştırma önergesi vardır Ayasofya ile ilgili. Ayasofya 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinde vurduğu mühürdür. Ve bir tek Ayasofya camiye çevrilmiştir. Diğer bütün kiliseler kilise olarak bırakılmıştır. Ayasofya bir cami, bir ibadethane olmasının yanı sıra bir de sanat eseridir aslında. Yani biz Ayasofya'yı bugün yerin altından kazımaya kalksak öyle bir eser kaç senede tekrar ortaya çıkar, onu da hesap etmek lazım. Ve çok kültürlü İstanbul'umuza da çok yakışan bir eserdir.
Osmanlı'nın cihan şumulu bir imparatorluk olduğunu bilmek lazım. Bugünün tabiriyle global bir imparatorluktur. Bizim Ayasofya ile ilgili teklifimiz bellidir ama Ayasofya'yı farklı kültürlerin de zaman zaman hizmetine açılabilir. Çok belli zamanlarda simgesel olarak. Şu anda da ziyaretine farklı hizmetlere. Şu anda da zaten Ayasofya'da hamdolsun ezanımız da okunmaktadır. İbadet de yapılmaktadır. Süleyman Demirel'in, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, bildiğim kadarıyla Sayın Akarcalı daha iyi bilirler, başbakanlıkları döneminde Ayasofya'nın belli bir bölümünde ibadet de ibadet de açılmıştır. İlk Kur'an-ı Kerim'i Turgut Bey okuttu. Ezan da okunuyor. Kemal Zeybek Kültür Bakanı'ydı. Kimler bu konuda hizmet vermişse hepsinden Allah razı olsun. Hepsine müteşekkiriz. Ayasofya ile ilgili bizim parti olarak görüşümüz zaten resmi olarak da mecliste verdiğimiz araştırma önergesiyle ibadete açılması yönündedir. Fakat bu iddialar genellikle muhalefet partilerinin öne sürdüğü iddialardı bugüne kadar. Neden yaparlardı? Bir kere bir herkesin bir ideali var. Topik de bir belki ideal gibi de görünebilir. Fakat bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Biz hakikaten samimiyetle bunun Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyoruz. Fakat bugün AK Parti'nin bu tarz simgeleri kullanma ihtiyacı duyması, işte Yassıada, inşallah ona da vakit fırsat gelirse o konuda da görüşlerimi ifade etmek isterim. Ayasofya gibi her gün farklı yine konularıyla karşılaşıyoruz. Ortaya çıkması, iktidar partisinin ortaya çıkması çok ilginç, şaşırtıcı. Eğer açacaksanız iktidar partisiniz, devletin gücü elinizde açarsınız. Bunu tartışma ortamına sokmanın Ayasofya'da yararı yok. Bugünkü yaşadığımız sorunlara da hiçbir faydası yok. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğim. Kısa bir bilgi verebilirim. Trabzon'da da Ayasofya müzesi vardı diyelim. Camiye çevrilmesi istendi. Mozaiklere dokunmadan orası camiye çevrildi. Dolayısıyla hele çağdaş tekniklerle bu şimdi çok daha mümkün. İkincisi, her şey bir ülkenin yaşadığı siyasete bağlı. 30'lu yıllarda oranın müzeye çevrilmesinde o konjonktür gelişmiş olabilirdi. Şimdi o değişmiş olabiliyor. Bunun Türkiye'de hani laikliğin elden gitmesi, dindarlığın daha gelişmesiyle falan ilgisi yok. Daha ziyade Türkiye'nin kendine sahip çıkma konusundaki bir iradesi söz konusu. Dediğim gibi dünya konjonktürü. Mesela Atatürk'ün Avustralya, Yeni Zelandalı çocuklar hakkında analara hitaben çok muazzam bir hitabeti vardır. Artık onlar bizim evlatlarımız diyerekten. Evet. Ha, o mesela Avusturya ve Yeni Zelanda'da çocukları Çanakkale'de ölmüş anne babaların Türkiye aleyhine bir kampanya başlatmalarını önlemek için yapılmış. Peki. Efendim bir araya gitmem lazım. Kısa bir ara. Aradan sonra buradayız. Devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi diğer başlıklarımıza geçeceğiz. Hem UKOME kararını hem de büyük şehirlerle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun kumpas açıklaması var. O açıklamaya bakacağız. Şimdi bu arada az önce konuştuğumuz meselenin tüm detaylarını, telefonum yanımda değildi az önce, şarjdaydı. Kübra Apar mesaj atmış bana. Özellikle portrenin nasıl alındığını, arka planda yaşanan gelişmeleri Habertürk'te yazmış. Merak edenleriniz varsa detaylarına oradan bakabilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki hükümet iki açıdan sıkıştırıyor. Belediye başkanlarımızı elini kolunu bağlamak istiyor. Ama belediye başkanlarımız bunu kavgasız, dövüşsüz aşıyor. İkincisi ise savcılar aracılığıyla belediye başkanlarının üzerine gitmeye çalışıyor. Baskı kuruyorlar. Özellikle rantın büyük olduğu İzmir'de belediye başkanlarımıza kumpas kurma girişimlerinin olduğunu biliyoruz. İstanbul'da rantı tüketen rantiye sınıfı İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda. Belediyeler buna izin vermeyince de yargı üzerinden baskı kurulmak isteniyor. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamaları böyle. Mustafa Baba'yla yine başlayalım. Bir de İstanbul'da takip edebildiyseniz eğer o hususla ilgili de bize aydınlatmanızı isteriz. Belediye 5000 tane yeni taksi hizmete sokacaktı. UKOME kararıyla bugün reddedildi. Ben Sayın Ongun'a sordum kimler reddetti diye yayın öncesinde. Tek alt komisyona gittiğini de söyledi ama reddeden üyeler genelde bakanlığın ve valiliğin valilik kontenjanından gelen üyeler. Buyurunuz efendim, ne dersiniz? Şimdi Sayın Ersoy, tabii biraz önce konuyla ilgili bir cümle kullanacağım. Yeni bir şey açmayacağım sadece. Osmanlı İmparatorluğu'nun
tarihsel mirası ile ilgili Osmanlı coğrafyasının bütün şehirlerini aşağı yukarı ben gezdim sırt çantasıyla. Ve tarihçilerin de söylediği Osmanlı eserleri sıralamasında bir İstanbul, iki Edirne, üç Saraybosna, dört Üsküp diye gidiyorlar. Ve oralardaki eserlerin yer yer harap olanları var ama büyük ölçüde korunduğunu gördüm. Ama ben örneğin Bursa'da Osmanlı eserlerini 20 metre uzaktan çekemedim. Betonla kuşatmışız. Ben bunu Habertürk'e yakışır, kültürel mirası nasıl koruduğumuzu da ayrıca bir tartışmayı açalım diye öneriyorum. Pek çok Balkan şehrinin yer yer olumsuzluklara karşın bu mirası en azından genel bir saygı gösterdiğini de gördüm ben gezilerimde. Ama bunu ayrı bir tartışma ayrı konusu bir, olarak, evet, çok ciddi bir tartışma konusu olarak öneriyorum. Peki efendim. Ben de gezi çerçevesinde bunu gördüm, yaşadım. Girit'in Hanya şehrinde, biliyorsunuz görürsün Hanya'yı, Konya'yı, oradan geliyor. Girit'in Hanya şehrine yüksekçe tepeden baktığımda 16 cami minaresi, 15 kilise çanı saydım. Girit'in Hanya şehrinde 1990'lı yılların sonunda. Yani büyük bir kültürel miras. Hakikaten burada, oradaki stüdyodaki herkese ortak bir görüşümüzün olabileceğini düşünüyorum. Gelin kültürel mirası her yerde hem bugüne barış elçisi olması için hem de güçlü bir tarihsel bağ için ayrıca ele alalım diye öneriyorum. Peki. Şimdi bugünkü tartışmalara gelirsek Sayın Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği durum çok ciddi bir durum. Sadece son 1,5 aya baktığımızda 15 Mayıs 2020 Adana CHP Yürüyer Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım bir gün önce Van'daki bir PKK, alçakça bir PKK saldırısıyla neredeyse ilişkilendirilip olmayan bir şey nedeniyle vay vefa grubuna laf etti diye tutuklandı. 10 gün sonra serbest bırakıldı. 22 Mayıs, bakın bir hafta sonra Banu Özdemir İzmir'de camilerde Çağbelle provokasyonu olmuş. Çağbelle provokasyonunu yapanları yakalamak yerine bu nedir? Ya bunun bir açıklaması olmayacak mı diye sosyal medyada paylaşılmış bilgileri aktaran Banu Özdemir tutuklandı. 4 Haziran yine bir hafta sonra, 10 gün sonra Enis Berberoğlu 2 yıl bekletilen bir dosya bir gün aniden genel kurula indirildi ve milletvekilliği düşürüldü. Ve 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin, yenilen seçimlerin yıl dönümünde de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilgili karar Yargıtay'da yerel bölge mahkemesinde onaylandı. Yani bu tabloya baktığımızda iktidarın, CHP'nin sinir uçlarıyla oynama, ne yazık ki bu tür şeyleri biz geçmişten de, yakın geçmişten de biliyoruz. Önce küçük bir yönetici, daha doğrusu alt düzey bir yönetici, sonra adım adım üste çıkarsınız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir silsilenin devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu işin birinci unsuru. İkinci unsuru yine Canan Kaftancıoğlu ile ilgili ve Kemal Bey'in bir CHP'li belediyelerin üzerine gelecek böyle bir hava alıyorum dediği silsilenin devamı olarak söylüyorum bunu. Canan Kaftancıoğlu hakkında 15 Ocak 2018'de İstanbul Savcılığı soruşturma açmış Sayın Ersoy. 15 Ocak 2018. Neden 15 Ocak 2018? Çünkü 14 Ocak 2018'de il başkanı oldu. Hazır. İl başkanı olsun, soruşturma açalım. Yani 2 kere 2 = 4. Savcının birden aklına gelmiş. Üstelik de 5 suçtan birden. Ertesi gün hemen. 1. 2. Kaftancıoğlu ile ilgili 9 yıl hapis, 2 ile 9 yıl arasında hapis istemine ilişkin dava iddianame ne zaman düzenlenmiş? 25 Mayıs 2019. O neye denk geliyor? İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile birlikte propaganda yapmayı başladığı dönem. Yani ey İstanbullular, siz Ekrem İmamoğlu'na oy vereceksiniz ama bakın yanında Canan Kaftancıoğlu var. O da 5 suç işlemiş. Terör örgütünün propagandası, Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlilerine hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik. Bütün bunları işlemiş. Ey İstanbul diyorsun ve 10 bin oyla kaybettiğin seçimi 8-10 binle kaybediyorsun. Ne olmuş? Geri tepmiş. 3.
Siz İstanbul seçimlerini kaybedişinizin yıl dönümünde Bölge İdare Mahkemesi onaylamış. Bakın arkadaşlar, yani bunu anlattıklarım milattan önceki olaylar değil. Şu yaşamakta olduğumuz silsileye bakın. İstanbul İl Başkanı oluyor, ertesi gün soruşturma. İstanbul seçimleri yenileniyor, bir ay önce dava açma ve seçimin yıl dönümünde de Kaftancıoğlu ile ilgili böyle bir kararı Bölge İdare Mahkemesi'nce onaylama. Yani bu hakikaten, bakın bu nasıl bir süreçte oluyor? Yasada davalarının kabul edilemezliğini, yasada davalarının ne kadar hukuksuz olduğuna ilişkin, ki olumlu bir durumdur, bütün partilerin birleştiği, bütün partilerin evet biz bu mahkemeyi de yasada mahkemesinde yok hükmünde sayalım dediği günde siz İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı hakkında böyle bir karar veriyorsunuz. Bu hukukun kıyametidir. Siz bir yandan geçmişteki hukuksuzluğu gidermek için bütün partilerle işbirliği yapın ama bir yandan da İstanbul İl Başkanı'yla bu anlattığım tabloya lütfen biraz aklı olan, birazcık da vicdanı olan kişi ya yani bu dava dava değil der. Bakıyorsunuz da davanın içeriğine, 2012 yılından başlayan şeyler, sosyal medya paylaşımları. Bakın şunu anlarım. Bir sosyal medya paylaşımında bulunur Canan Hanım ve iki saat sonra ortalık karışır. İnsanlar vay nasıl olur, bir il başkanı bunu nasıl der deyip bir gerilim olur. Allah korusun bir gösteri olur, insanlar bir gerilmiştir. O gün savcılık der ki aha yakaladım, bu suçtur der. Ama 5 yıl önce olmuş, 5 yıl önce halk kin ve nefrete gitmemiş. 5 yıl önce toplumda bir galeyan olmamış. Siz hakareti 5 yıl sonra mı anladınız? Çok affedersiniz yani trene bakan bir canlı bile 18 saniye sonra anlıyor. Yani ayıptır ya. Eğer 2012 yılındaki o zaman Hodri Meydan, 2012 yılından başlayarak bütün sosyal medyalara bakalım. Fethullah Gülen'le ilgili, FETÖ'yle ilgili kim ne demiş bir açalım Sayın Ersoy. Kim övmüş? Kim çağırmış? Kim yerin doldurulmaz demiş? Bir açalım. Ondan sonra da bakalım geçmişten suçu nasıl üretiyoruz diye. Vallahi yapmayın bunu. Peki. Bugün mecliste Sayın Ersoy, son cümlem olsun. Mecliste bütün partilerin oy birliğiyle yasada davalarının, ki hakikaten kabul edilemez bir davadır. İdam cinayettir. Devletin planlayarak insan öldürmesidir. Ve dünyanın hiçbir coğrafyasında Pakistan'daki Zülfikar Ali Bhutto'dan Amerika'daki Rosenberg kardeşlere kadar tarih hiçbir siyasal idamı kabul etmemiştir, affetmemiştir. Vicdan mahkemeleri hep reddetmiştir ve bunu da reddetmiştir Türkiye. Keşke hakikaten olmasaydı, biz tarihimizi çok güzel konuşabilseydik. 50 ile 60'ı, 60 ile 70'i çok daha sağlıklı olurdu. Ama şimdi bir nebze o noktaya belki gelebiliriz, sağlıklı tartışabiliriz. Ama siz bugün bu hukuksuzluğu yaratarak, bugün bu anlattığım çerçeve içinde bir ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce şeyle Gençlik Kolları Başkanı'yla ardından silsileyi getirip böyle büyük İstanbul'daki gibi yani genel başkandan sonraki en önemli şehrin il başkanı hakkında bunu ortaya koyduğunuzda bir geri teper. Peki. İki, bu ülkenin hukuk anlayışına, hukuk birikimine yazık olur. Üç, hakikaten imajına da yazık olur. Peki. Dünyayı da anlatamazsınız bunu. Peki Sayın Babay, bir araya gitmem. Bırakın dünyayı, Türkiye'yi anlatamazsınız. Tamam. Bir araya gideceğim. Aslında sorum da vardı ama reklam çok sıkıştı. Aradan sonra devam edeceğiz efendim. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, özellikle belediyeleri, CHP'li belediyelerin sıkıştırıldığına, hem yargı yoluyla sıkıştırıldığına hem siyasetten sıkıştığına dair açıklamaları üzerinden gidiyoruz. Hem de bu UKAME kararı İstanbul'a 5000 taksiyle ilgili. Mustafa Balbay'la konuşuyorduk. İstanbul'a döneceğim Sayın Hacı Salihoğlu'na ama öncesinde Sayın Balbay'a çok kısa hem UKAME ile ilgili bildiğiniz bir şey var mı? Bu 5000 taksiyle ilgili. Bir de İzmir üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında, yani bizim görmediğimiz, kaçırdığımız bir şey mi oluyor ekstra? Yani belediyelere yönelik işte yargı yoluyla baskı diyor Sayın Kılıçdaroğlu. İzmir'in sahillerine göz dikilmiş durumda diyor savcılar aracıyla yapılanlar üzerine. Yoksa Sayın Kaftancıoğlu'yla ilgili mi bu mesajlar sadece? Şimdi
Şimdi Sayın Ersoy, Kaftancıoğlu ile ilgili bu gelişmeden sonra, bu gelişmeyle birlikte Kemal Bey, yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili de bu tür iddialar olduğunu söyledi. Artı Sayın Özdağ, yani Gelecek Partisi'nin yöneticisi, o da kendisine gelen bilginin hani ekranda dile getirmek bile hakikaten abes ve kabul edilemez ama Kılıçdaroğlu'na da tutuklamaya yönelik bir iddia attı ortaya. Ama biraz önce anlattığım silsile, tekrar etmeyeyim, Gençlik Kolları Başkanı, eski İl Başkan Yardımcısı, Milletvekili ve ardından İstanbul İl Başkanı'na gelen silsile böyle bir tabloyu, yani böyle bir yükselmenin olmakta olduğunu gösteriyor. Yani şimdi buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda geliştirdiği siyaset bu oyuna gelmemek, yani sokağa dökülmemek ve halkın vicdanıyla birlikte ve olabilecek en geniş koalisyonla birlikte hareket etmek. Yani bu şekilde özetleyebileceğim bir mücadele içinde. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya acaba hani bir yana bir tokadı bir yanımıza yoksa öbür tarafımıza mı dönüyoruz gibi bir tartışma olduğunu da, daha doğrusu iç değerlendirme olduğunu da biliyorum. Ama Kemal Bey'in hani bu özellikle 2017'den itibaren geliştirdiği o demokrasi bileşenleri denilen, dünyanın bütün demokratları birleşin, Türkiye'nin bütün demokratları birleşin diye özetleyebileceğim bir yelpaze genişletmesi içinde olduğunu ben hani görüyorum, biliyorum. Buna karşı mücadeleyi de hani sertleştirerek değil, hani bir anlamda halkın vicdanında vermeyi hedefliyor. Konuşulanlardan biri Sayın Ersoy Ankara'da, hani kimi belediye başkanlarına yönelik de hani bu tür zorlamaların olduğu yönünde. Hani bende bazı yarı bilgi kırıntılarına dayalı iddialar var ama kanıtlanamayacak şeyleri de söylememek lazım. Hani bazı şeylerin suyu şuyu vukuundan beter olur. Ama şu ana kadar gelen süreçte Sayın Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik biraz önce özetlediğim bu hani sinir uçlarıyla oynama siyasetinin ben genel anlamda geri teptiğini görüyorum. Canan Hanım'la ilgili biraz önce anlattığım o geçen yıl seçimlerin yenilenmesinden önce başlayan o dava açma sürecini de ters ettiğini görüyorum. Peki. Hani keşke tamam, bunların konuşulmayacağı bir Türkiye olsa ama kişisel olarak değerlendirmem de iktidar önümüzdeki süreci gerecek. Bunun kararını Erdoğan 30 Mart'ta verdi. 30 Mart günü belediyelere yardımı suç ilan etti. Belediyelerin paralarını anımsayacaksınız el koydu. 30 Mart mirattır Sayın Ersoy. İleride bunu çok konuşacağız. 30 Mart günü örneğin ben koronayla bütün muhalefet, bütün Türkiye beraber mücadele edeceğiz. Belediye başkanları gelin göreve deseydi başka bir şey olacaktı Türkiye'de. Peki. Ama Erdoğan ne yazık ki koronavirüsü de muhalefeti ve medyayı da virüs ilan edince bu noktaya geldik. Sizin sorduğunuz soruları da konuşur noktaya geldik. Ama bunu peki aşacağız. Ben yürekten inanıyorum. Halkın sağduyusu buna izin vermeyecek. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Hasaloğlu, sizle devam edelim. Evet. 30 Mart dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yaşıyorsunuz, bu taksilerle ilgili kararda mesela şöyle bir paylaşım yapmıştı sosyal medya hesabından. Önceden çoğunluğun belediyede olduğu UKOME'ye 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlardan da üye tahsisi yapılarak belediyenin oy çokluğunun bitirildiğini biliyor muydunuz dedi. Yani Sayın Balbay'ın az önceki ifadelerine benzer bir takım iddialar üzerinden de sormuş olayım. Biliyor muydunuz, böyle midir, neden böyledir, durum nedir belediyelerle ilgili? Buyurun. Şimdi yani şeyden başlayayım ben, şu Canan Kaftancıoğlu'ndan başlamak buyurun isterim. Şimdi dedi ki Sayın Balbay, il başkanı olması beklendi ve ondan sonra bu süreç başladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı bu hanımefendi, az buz bir iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı. Attığı tweetlerin hepsinin arkasında olduğunu ifade etti defalarca. Mahkeme safahatında da asla hiçbirinden dolayı bir pişmanlık duymadığını, yine aynı görüşte olduğunun beyanlarını ortaya koydu. Şimdi ben savcının, yargılamanın, hakimin, zaten devam ediyor süreç. Yargı reformu olmasaydı kesinleşecekti. Şimdi bir temiz imkanı doğdu, oraya gidiyor. Hiç kimsenin haksız yere tutuklanmasını alkışlayacak halimiz yok.
Ama Türk Ceza Kanunu'nda devleti alenen aşağılama diye bir suçu söküp atmadığınız takdirde, halkı kin ve nefrete tahrik, alenen tahrik diye bir suçu Türk Ceza Kanunu'ndan söküp atmadığınız sürece, daha birçok şey, bunları değerlendirir yargı. Onlara bırakalım. Ben siyaseten bakıyorum meseleye. Ve Sayın Balbay'ın da görüşlerini de merak ediyorum. Yani onun bu toprağa olan, bağlılığına olan hiçbir şüphem yok. Bu rahatsızlık niye duyulmaz? Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı 23 Nisan'dan sonraki bir gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu. 1915. Açıkça Ermeni soykırımı. Biz Ermeni soykırımı yaptık diyor. Kim diyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Şöyle yapalım, yani söz hakkı doğuracak şekilde gitmeyelim. Kime ama söz hakkı doğuruyorum? Sayın Kaftancıoğlu'na. Tweetlerini söylüyorum, o da arkasında. Buyursun, bağlansın. Devlet katil değil, seri vaktim katil. Vaktim çok kısa ya, bir sürü başlık var. Öyle. Devlet burada katil kalırız, değil, seri katil diyor. Tamam mı? Vatanı yüzünden ölenlere vatanı için öldü muamelesi yapıp kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi? Vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar. CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen, savaşa hayır. Daha birçok şey. Şimdi efendim, o gazeteci de bunu atmıştı, o öbürü de bunu atmıştı. Soralım mı Sayın Balbay, ne dersiniz? Bunların hiçbiri bu gerçeği örtüyor mu? Elbette onlarla ilgili de aynı suçları kapsayan bir eylemse gereği yapılmalıdır. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanından söz ediyoruz. Neler, ne küfürler, ne tür hakaretler yapıyor? Birçok insan yapıyor bunu. Bunun hepsinin bir takibe uğramadığı da çok açık. Daha önce Canan Kaftancıoğlu'nu da belki tanımayan birçok insan vardı. Ama o şimdi bir sorumluluk. İl başkanı olduktan şunu sonra diyebilirdi, bak, bakılır buna. Hadi şunu diyorsun? Diyebilirdi. Bunlar o dönemdeki düşüncelerimdi. Tamam mı? Hiçbirine katılmıyorum. Hepsi çok deseydi doğru. Bir sorun olmayacak. Evet. Yani bilmem, onu hukukçular düşünsün. Ama ben siyaseten bakıyorum. Ben o zaman tamam derdim. Peki derdim. Daha fazla bir arkeolojik kazıya falan girmeye gerek yok derdim. Bugün de buradayım diyor. Ve yine il başkanlığına devam ediyor. Bu rahatsız etmiyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenleri? Aynı görüşte misiniz? Bu nasıl bir şeydir? Yani bir yanıyla da İzmir'e atıf yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu. İzmir Belediye Başkanı ne yapıyor? Gidiyor Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir gazeteye beyanat veriyor. Diyor ki o beyanatında, Doğu Akdeniz'de Türkiye konuya fazla müdahil oluyor. Bakar mısınız? Bırakınız diyor, Türkiye konuya bu kadar müdahil olmasın. Kıbrıslılar çözsün. Kim o Kıbrıslılar? Ve bir şey daha diyor. Türkiye'nin böyle yavru vatan halkının çıkarlarını koruma noktasında bu kadar müdahale göstermesi doğru değil. Jeopolitik önemi bir kenara koyun. Kıbrıs'ı adayı Kıbrıs'lara bırakın. Bunu siz İngiltere'ye söyleyin. Yani Rumlara bırakın. İngiltere'ye söyleyin. Çok İki tane üssü var. Londra titizliğiyle korur onu. Bak Fransızlar şimdi Rumların tepesinde yeni üsler açabilmek için. Tamam mı? Sen belediye başkanısın ya. Bu konuları biliyor musun? İnanarak mı söylüyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanısın sen ya. Kıbrıs davasından haberi yok mu senin? Şimdi, Sayın Balbay, şimdi ne dersiniz? Ha, bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra Balbay'a dönelim. Tabii. Bakın, ben bunu bir tartışma programında dile getirdim. Sayın Akar, bağlandı dedim. Sayın Tunç Soyer. Karabağlar ve Menderes bölgesindeydi zannediyorum. Orman yaktı PKK. Evet. Ve üstlendi. Ben yaptım dedi. Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge verildi. Kınama önergesi. Tamam mı? Önergeye evet oyu verdiler. Kim verdi? AK Parti verdi. MHP verdi. İyi Parti verdi. İyi Parti de adayı çıkarmadı. İzmir'de onu destekledi. Ama dedi ki bunu evet kınamalıyız dedi. Ama CHP'nin oyları reddedildi. Bunu gündeme getirdim ben o tartışma programında. Bağlandı. Dinledik Tunç Soru'yu ve merak ettim yani. Bu çok rahatsız edici bir şey dedim. Niye bunu reddettiniz? Dedi ki hocam dedi, orada dedi bir şehitlere para toplama işi falan da vardı. O sadece onunla sınırlı değildi falan o yüzden. Ben size yollayayım metni dedi. Bir bakın. Olur dedik. Peki bakalım bir de. Metin falan gelmedi. Peşine düştüm ben. Metnime köşemde yazdım metni tamamen. Bugün burada okusak hiç kimsenin, Sayın Balbay da dahil, asla itiraz etmeyeceği bir metin. Peki. PKK'yı naletleyen bir metin. Ne oluyor? Ne oluyor? HDP'nin terörü, hendek terörü döneminde
gidiyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz. Orada halka zulmediliyormuş. Kürt kıyımı yapılıyor diye hani bir adını aydın denenler bildiri yayınlamıştı ya. Yani biz Kürt kıyımı yaptık, öyle mi orada? Terörle uğraşmıyoruz. Bunu destekleyeceksiniz. Burada müthiş bir şey oluyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi yönetenleri, yani Sayın Balbay'ın duruma el koyması gerekir. Bu konuda sesini yükseltmesi gerekir. Bazı, bu konuda benim de söylemek istediğim bazı hususlar var. Daha sonrasında geldim. Ben yani. Zaten Sayın Balbay'a söz vermeyeceğim. Sadece doğdu. Evet, cevap hakkı doğdu. Bir cümle alayım, hemen Sayın Cinisli'ye dönelim. Şöyle, bu bir cümleyle değil ama Sayın Ersoy bir defa şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların terör belası devam ediyorsa, Suriye'ye, Irak'a hala müdahale etmek zorunda kalıyorsak, Suriye'deki terörist sayısı 40-45 bine kadar çıktıysa, bütün bunlar bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle olmuştur. Çok uzun konuşuruz bunları. Tamam. Zamanında bu açıklamalara ne diyorsunuz? Rahatsız oluyor musunuz? Destekliyor musunuz ülkeyi, Sayın Tunç Soyer'in, Sayın Kaftancıoğlu'nun bu ifadelerini? Ben Tunç Soyer'i çok iyi tanıyorum. 1980'li yıllardan beri. Hı hı. Bu ülkeye olan bağlılığından, yurtseverliğinden zerre kadar şüphem yok. Adımın Mustafa Balbay olduğu kadar Tunç Soyer'in de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine bağlı olduğunu ve İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken de bu şehri bir dünya şehri yapmak için çırpındığını biliyorum. Onun dışında bu tür bir demeci alıp, bir sözü alıp oradan bir terör faaliyeti yakalamak, ya bırakın bunları Allah aşkına. Yok yok, estağfurullah, şimdi o anlamda sormuyorum. Yani mesela Kıbrıs'ta verdiği o röportaja siz katılır mısınız Doğu Akdeniz konusunda? O cümleleri şöyle, siz kurar mısınız Sayın Balbay? Hayır. Hayır, şöyle, ben o röportajın çok, önünü arkasını tamamını da baktım ben. Evet. Genel eskiden bütünü içinde söylenmiş bir bölümü cımbızla çekip alıyorsunuz. Neyin benim cımbızı ya Balbay, lütfen ya. Sayın tam lütfen. Tersi. Hayır, şöyle. Bayağı bir paragraf yani. Tersi, ne cımbızı? Hayır, o paragrafta aslında orada ben olsaydım Tunç Soyer'in yerine, bu iktidarın 2009 yılından bu yana yapmayın ya. Akdeniz'de uyuduğunu, ancak aklının başına 2017'de geldiğini anlatırdım. E tamam, şimdi Kıbrıslar'ı mı bırakalım? Tunç Soyer o şekilde anlatmış. Yani bırakalım Tunç jeopolitik önemini. Anlatmış. Elimizi çekelim. Ama bir bütün olarak... iyi ya, sizin eleştirdiğiniz biçimde devam etmesinden yana Tunç Soyer. Rahatsız değil ondan. Yani diyorsunuz ya, iktidar uyumuş yapmış. O da onu tavsiye ediyor. O uyumayı devam ettirin demek istiyor. Dokunmayın diyor Kıbrıs'a. Bırakın diyor. Ne jeopolitik önemi diyor. Yani lütfen, biz siyaseten konuşuyoruz. Yani bu söylediğimiz bu. Kötülük etmiyoruz ki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük etmiyoruz ki. Ama bu tür beyanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük ediyor. Onu söylüyoruz. Peki. Sayın Hacı Salihoğlu'm. Fatih yani bu Bey, kadar iyilik yeter Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama bir bütün olarak baktığımızda bu iktidar başarısızlıklarını gizlemek için, yapamadıklarını gölgelemek için muhalefetten terörist üretmek, muhalefetten kaos üretmek, her şeyi yapıyor. Peki. Bırakın, biraz önce siz söylediniz. Bunlar siyasal konular, siyasal hesabını halkın önünde versin. Peki. Medya mahkemesine tamam. Vermesin. Teşekkür ederim Sayın Balbay. 9 yıllık kapislerle vermesin. Teşekkür bırakın ederim. Bunları. Bizim siyasal olarak versin. Sayın Balbay, kuşkusuz en büyük hakem millettir. Ama bizim aydın sorumluluğumuz, evet, bırakın, halk versin, bakın kararını. Bizim aydın sorumluluğumuz bu eleştiri hakkımızı ortaya koyuyor. Yani çıkıyoruz yayınlardan, yemediğimiz hakaret değil, almadığımız tehdit kalmıyor. Dolayısıyla kusura bakmayın. Ama, yani Kıbrıs ama mavi vatan vatanımızdır. Sonuna kadar savunacağız. İstiyoruz ki burası bir muhalefet iktidar tartışması olmasın. Ben bir seçmen olarak. Yani bir devlet politikası elbette olsun. Elbette ya. Ya nerede buluşacağız o zaman? Ya yani buralarda buluşamıyorsak nerede buluşacağız? Bunu söylüyoruz. Sayın yanlış mı yapıyoruz? Kıbrıs'ı mesela başka kimse kalmadı mı? Yani şu Canan Kaftancıoğlu'nun. Sayın Balbay, Sayın Balbay, olmaktan Canan Kaftancıoğlu'ndan başka koca Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka kimse kalmadı mı? Anlaşılmıyoruz şu anda. Yani bu kadar ısrar niyedir bu hanımefendiye? Anlaşılmıyoruz. Yaşar Bey, müsaade eder. Asla uymuyor. Ben size soruyorum. İstanbul İl Başkanlığı'nın hesabını Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi verir, İstanbul halkı verir. Siz niye bu kadar ders vermeye çalışıyorsunuz? Tamam güzel. O zaman hiç seçmenle bir ilginiz yok sizin. Bırakınız, alışın buna. Verir Canan diyorum. Kaftancıoğlu'nun fikirlerine de benimseyin. Onu demek istiyorsunuz halk bana. Diyorum. Tamam, iyice uzaklaşalım sizden. Peki. Peki, bunu istiyorsanız. Halk verir diyorum. Temel soruna inelim. Bakın,
bunlar polemik tartışması. Bakın temel hak sorun ne? Mustafa Bey, tamam. Şu cümlem yok, kabul ettiğinize inanıyorum. Siz müsaade edin. Bak siz müsaade edin. Bir cümle, eleştirmek için Akarcalı, değil. Bir cümle. Bakın tespit Sayın ediyorum. Akarcalı, evet, bir cümle rica ediyorum. Ya, bir cümle. Kıbrıs'ın devlet sorunu olmasından çıkmasına AKP'nin 2004 yılında başlayan politikalar ya, nedeni oldu. Olabilir, olabilir tamam. Ama ben CHP'de öyle, şunu belirtmeyeyim. Bakın 1974 yılında buyurun, tabii sizin de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıran CHP'nin 2020'de geldiği noktanın ne olduğunu bir kere sizin düşünmeniz lazım. Gayet açık. Bak gayet açık. Kıbrıs'a 1974'te o son derece güç şartlarda çıkan CHP bugün Kıbrıs'a adeta en azından CHP demeyeyim de önemli bir ismi Kıbrıs'ı Rumlara bırakın deme noktasına geliyor. Yani acaba rahmetli Ecevit sağ yapmayın olsaydı. Yapmayın Akarcalı. Bakın bunlar tespit eleştiri değil. Açıklamada. Eleştiri Kıbrıs değil. Konusu açılırsa İkincisi, konuşacak çok şey var. Benim, evet, yani benim gördüğüm CHP gittikçe HDP'nin esiri olma konumuna geliyor. Aman onları kaçırmayalım diye. Ben CHP'nin onu Aydın Güven Gürkan gibi sosyal demokrasinin ki onun sayesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu. Fedakarlığıyla Deniz Baykal'ın, Örsen Öymen'in, Onur Öymen'ine çok yakın tanımış kişilerim. Hepsi son derece CHP'nin oklarından biri olan müspet milliyetçi insanlardı. Yani hatta hatırlarsınız 2000'li yıllarda Cumhuriyet'te çıkan yazılar ulusalcı yazılardı. Yani bugün çıkan kimi yazıları 2000 yılda başında başka gazeteler yazmış olsa en çok tenkit eden Cumhuriyet Gazetesi olurdu. Sayın Balbay'ın da pek çok yazısı, bütün yazıları. Balbay'ı o zaman kovdular Cumhuriyet'ten. Sonra yeteri kadar hani şey milliyetçi davranıyor ediyor diyerekten. Şimdi burada bakın bu Türkiye'nin sorunu. Ana muhalefet partisine ders vermek etmek bana düşmez. Ama ben uyarırım. Diyelim ki arkadaş sigara içiyorsun bu sana zararlı. Tamam mı? Ondan sonra keyfi bilir. Şimdi CHP sigara içiyor. Bu zararlı kendisine. İçtiği sigara çok fazla HDP'nin politikalarına benziyor. Çıkan duman, kokusu vesairesi. CHP'nin seçmen olarak da ondan sonra yönetim olarak özellikle buna sahip çıkması gerekir. Artı CHP'nin içinde bir kısım insanlar bu özellikle İstanbul'un tatlısı aydınlarından kaynaklanır. Türkiye'yi dışarıya şikayet etmeyi marifet zannederler. Ama ben ne Deniz Baykal'ın ağzında, ne rahmetli Erdal İnönü'nün ağzında, ne Orsan Öymen'in, ne Onur Öymen'in, ne Aydın Güvergülgen ağzından bir kere olsun dışarıda Türkiye'ye şikayet ettiğini görmedim. O bizim işimiz buradadır diye. Ama CHP kalkıp Merkel'den tut bilmem nesine kadar Avrupa'da baktığınız zaman Avrupa CHP için ve CHP'deki bir kısım insanlar için ağlama duvarı. Şimdi bu gittikçe artıyor HDP'nin etkisiyle. O zaman ben derim ki Ömer Seyfettin'in diyet hikayesini okuyun. Genç seyircilerimiz okumamış olabilirler. Okumuşlardır. İlk okumamış aralarından olabilir. Hatırlatmak için şey ne diyeyim. Bir adamın işte suçundan dolayı kolu kesilecekmiş. Bir kasap diyetini vermiş, kesilmemiş. Ama ondan sonra sürekli olarak bak, ha, benim sayemde kolun deyince gitmiş kasabın orada almış satır kolunu kesmiş. Şimdi HDP de diyet istedikçe ondan sonra HDP'deki şey CHP'de kesilecek kol kalmayacak. Ben bunu dostane bir şekilde belirtmek istiyorum. Çünkü istikrarın bir parçası da ondan sonra Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki bu arada Sayın Cinsli'ye geçeceğim. Bir mesaj aldım. Sayın Bakanımızın söylediği gibi 1998 yılında Paris'te satılan Abdülhamit Han Hazretleri'nin iki çizilmemiş mührünü aldık. O günkü şartlar altında Sayın Murat Bardakçı'nın da bu arada kulakları çınlasın desteğiyle ülkemize getirdik ve Kültür Bakanı Sayın İstemiyan Talay'ın katılımıyla Topkapı Sarayı'na hediye ettik demiş. Bu tür faaliyetlerin teşvik edilmesi çok kıymetli diye de iletmiş, size de saygılarını arz etmiş. Doktor Zeynel Abidin Erdem mesajını da paylaşmış olayım. Yani çok Zeynel Abidin Erdem'in yapmış olduğu Türkiye'deki, yurt dışındaki bütün iş adamlarına örnek olmalı. Yurt dışına zaten kaçırılmış çok sayıda eserimiz var. Hiç olmazsa müzayede aracılığıyla Türkiye'ye getirilebilecek olanlar bizler için değil, çocuklarımız için, çocuklarımızın övülmesi için, torunlarımız için. Peki. Efendim buyurunuz. Belediye biz kendi konumuza evet, belediyelerden belediyelerden nerelere geldik? Kıbrıs konuşuldu. Evet. Hendek meselesi konuşuldu. Şimdi müsaade ederseniz biraz vakitte bana müsamaha gösterirseniz buyurunuz, iki konuda da çok kısa bir iki söz söylemek isterim. Kıbrıs meselesinde tabii bu bizim milli bir davamızdır.
Bu davada maalesef AK Parti'nin sicili hiç de iyi değildir. AK Parti Kıbrıs davasının sahibi merhum Denktaş'a... Ama Kıbrıs'ı konuşmasak da... Tabii tabii, çok kısa geçeceğim. Belediyelerle buyurun, tamam. Merhum Denktaş'a rencide etmiştir. Ve Kıbrıs davasına inanmayan siyasetçileri desteklemiştir. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Hendek savaşlarından bahsetti muhterem Hacı Salihoğlu beyefendi. Hendek terörü diyorum ben, savaş terörü. Peki, doğru, haklısınız. Hendek terörü. Orada da benim ayranım kabardı açıkçası. Bundan bir iki söz söylemek isterim. AK Parti'nin yine son derece öngörüsüz, ciddiyetsiz politikaları neticesinde bir terör örgütüyle gereksiz ilişkilere girmesi neticesinde bu aşamaya gelinmiştir. 732 şehit verdik beyefendi biz Hendek meselesinde diyelim. 732 şehit. Kendi sınırlarımız içinde 732 şehit vermek durumunda kaldık. Bunun vebalini AK Parti bugün taşımaktadır. Ve bunun hesabını daha vermemiştir. Bunun hesabı da gün gelince verilecektir. Belediyelere gelirsek, belediyeler, Millet İttifakı belediyelerimiz ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmaları sırasında tabii bir süredir milletimizle mesafesi açılmaya başlayan iktidar partisi rahatsız. Özellikle bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra mesafe daha da hızlı açılmaya başlandı. Öyle ki maalesef 150 senelik parlamenter geleneğimiz bir tarafı itildi ve devletimiz meclisimizden kaçırılarak saraya hapsedildi. Bugün milletimiz devletimize ulaşamamaktadır. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben bunu her gün yaşıyorum. Milletimiz hala meclisinden medet ummaktadır tabii ki. Fakat devletin önemli bir kısmı mecliste değildir. Ve meclise de gelmemekte ısrar etmektedirler. Biz bugün meclisimizde çok onurla mücadele ediyoruz. Tabii ki çok önemli. Ebed müddet yaşayacak devletimizin en önemli parçasıdır. Demokrasimizin mabedidir. Fakat bugünkü sistem son derece sakıncalı bir sistemdir. Ve biz inşallah iktidara geldiğimizde demokratik, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçeceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Bunu her platformda da, başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi olmak üzere, biz de bunları tekrar ediyoruz. Belediyelerin çalışmaları neden rahatsız ediyor AK Parti'yi veya iktidar partisini? Şunun için rahatsız ediyor. Bir kere kendilerinin de tabii ki belediyelere geldiklerinde şartlar, onların iyi çalışarak milletin nezdinde güzel puanlar almasına vesile oldu. Bunun hakkını teslim etmemiz lazım. Fakat o zamanki iktidar, o zamanki kendi belediyelerine ve kendi hizmetlerini engelleme tasarrufuna gitmedi. Akla bile gelmedi. Onlar İstanbul'da da, Ankara'da da, farklı şehirlerde de son derece rahat şartlarda devletin de desteğini alarak önemli güzel hizmetler verdiler. Fakat bugün maalesef AK Parti'nin çok üzülerek tanık olduğumuz, kendine yapılanın daha da beterini yapma pratiğiyle bizleri sükût hayali uğratmıştır. Biz milliyetçi, muhafazakar insanları hakikaten sükût hayali uğratmıştır. Çünkü biz bu insanların kendilerine yapılanları başkalarının artık yapmayacağını ve Türkiye'nin sağlıklı bir yola gireceğini ve Sayın Genel Başkanımızın çok güzel ifade ettikleri gibi Cumhuriyet'in bazı derin yaraları var. O yaraları iyileştirecek bir yöntemle devletimize hizmet edeceklerini düşünmüştük. Bu olmadı. Tam tersinde yaralar daha da derinleşti, daha da açıldı. Bir başka şey, belediyelerin yaptıkları sosyal hizmetler, sosyal yardımlar. Bugün ben Erzurum milletvekili olarak çok büyük onur duyarak temsil ettiğim şehrimde de görüyorum ki sosyal yardımlar sanki devletimizin yaptığı, çok tabii olarak hangi iktidarın gelse yapacağı sosyal yardımlar sanki AK Parti'nin veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünden kopan ve onun lütfettiği yardımlar gibi sunulmakta ve milletimiz bunun AK Parti olmazsa başkası vermez bize diye düşünmeye başladı bile. Belediyelerin yaptıkları hizmetler, sosyal yardımlarla bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Kim gelirse gelsin, tabii ki bu bir anayasal hizmettir. Bu yardımların yapacağı anlaşıldı ve de çok daha sağlıklı bir şekilde yardım yapılanlar rencide edilmeden yapılan yardımlar oldu ve usulleri de son derece sağlıklı, son derece medeni usuller ve dinimize de, töremize de uygun usullerle bunlar yapıldı. Bundan AK Parti son derece rahatsız. Çünkü bu yardımları kendisinden başka kimsenin yapamayacağı imajını yaymıştı. Sayın Kaftancıoğlu'na gelirsek,
Sayın Kaftancıoğlu'na yapılan bunun birkaç yönü var. Bir kere yargı ile ilgili derin soru işaretleri tekrar önümüze çıktı. Yargıya güven bugün maalesef son derece az. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek güvensizlik oranına ulaşmış bulunuyoruz bugün. %77 insanımızın %77'si bugün yargıya güvenmiyorum diyor. Ne kadar acı. Bu derhal tamir edilmesi gereken bir husus. Canan Hanım'ı ben tanımıyorum. Canan Hanım'ı takipte ettiğim bir siyasetçi değil açıkçası. Kusuruma bakmasın lütfen. Gelmeden önce araştırdım. Sayın Kaftancıoğlu'nun tweetlerine baktım konuğumuz olduğu için. Kendisini parti siyaseti içinde de başarılı buluyorum. İstanbul gibi çok önemli bir ilin il başkanı. Belediye seçimlerinde son derece iyi bir örgütçü olduğunu iyi bir örgütçü. Gösterdi. Belediye seçimlerinde bizim de il başkanımız, değerli kardeşimiz Buğra Kavuncu Beyefendi ile beraber çalıştılar Millet İttifakı bünyesinde. Son derece güzel bir iş yaptılar. Fakat ben baktığımda Canan Hanım'la siyasi görüşlerimizin tamamen zıt olduğunu da buradan ifade etmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Canan Hanım benim siyasi görüşlerime hiçbir şekilde uymuyor. Mesela Sayın Burak Kavuncu'yu da ben de biraz tanırım. Onu da siyasi tabii tabii görüşü... ama o başka bir konu. Netice itibariyle orada İYİ Parti'nin bir seçim... peki bir şeyi var mı? Biz mesela... partiler arası bir ittifak yaptık. Canan Hanım'la yapmadık. Netice itibariyle tamam. Biz partilerle Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak yaptık ve değerli kardeşimiz Burak Avuncu Bey de partimizin il başkanı olarak tabii ki bu seçimlerde çok önemli hizmet gördü. Biz de gördük. Milletvekilleri olarak Sayın Genel Başkanımız bizzat ilçe ilçe dolaştı ve bu Millet İttifakı Belediye'nin alınmasında bence en büyük pay sahibi Sayın Genel Başkanımızdır. Canan Hanım'a yapılan ise bana birkaç soru sorduruyor. Bir, 7 sene sonra bu ne oldu da ortaya çıktı? Bakın Ayasofya dedik, Yassa dedik, benim de içinden geldiğim demokrat geleneğin, demokrat ailelerin çok önemli bir sorunla, yanlış bir usulle de olsa çok önemli bir, güzel bir karar verildi mecliste. Fakat Canan Hanım'a 7 sene sonra bu karar neden verildi? Evet, Hacı Salihoğlu Beyefendi'nin buyurdukları gibi devleti aşağılamak doğru bir şey değil. Doğru, haklı. Fakat şimdi herkesi bir anda bana hakaret ettin, şunu yaptın, bunu yaptın diye dışlarsak bu demokrat felsefeye aykırı bir şey. Bu marjinalleştirmemiz için bir sebep olabilir. Bir. İkincisi, 7 sene önce söylenmiş bir söz. Devleti hakaret ise veya devleti hakir görmek ise. 7 sene önce AK Parti bundan rahatsız olmamış mı? 7 sene önce beraber yürüdükleri bu konularda onlarla aynı fikirde miydi? Öyle bir şey olabilir mi? 7 sene önce neden bununla ilgili tasarrufta bulunulmamış? Demek ki 7 sene önce AK Parti bu fikirler uzak değilmiş. Benim aklıma bu geliyor. Yani neden bu geliyor? Çünkü AK Parti'nin milli yürüyüşünde biz zikzaklar görüyoruz. Çok net zikzaklar görüyoruz. Ya bu zikzaklar varken de ben neden 7 sene önce değil de bu sene bugün bu tasarrufta bulunulmuş diye kendi kendime sormadan edemiyorum. Hiç önemi yok mu Sayın Cinisli? Yani bu hanımefendinin ben bu düşüncelerin arkasındayım. O kendini ilgilendiren bir şey. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi rahatsız etmez mi sizi bu? Beyefendi ben Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi değilim. Burada da demin de çok güzel bir söz söylediniz. Evet. Vatan hepimizin. Evet. Burada ama dediniz ki muhalefet iktidar kavgası yapmayalım. Burada evet. Bildiğim kadarıyla bir tek muhalefeti temsil eden benim. Zaten iktidarı umarım temsil etmiyorsunuzdur. Burada iyi temsil ediyorum. Eksik olmayın. Yurttaş ben, olarak bu ülkenin iyi temsil etmeniz beni çok mutlu eder. Nerede ne yapılıyorsa onun peşindeyim. Ben çok... bir aydın olma sorumluluğu burada görüyorum. İsterseniz var yapmayalım olun, bunu. Üniversite olun. Bir hocası olarak hayır, bunlardan iktidar, uzak duralım. İktidar muhalefet deyince fikir burada, beyan etmeyelim. Başka ben, bir anlam çıkıyor. Ben yeri gelmiştir bu iktidarın yanlış yaptığı şeyleri de eleştirmişim. Eksik olmayın. Ama bir anda Türkiye'nin şu anda bu mücadelesinin içerisinde önemli bir direnişin savunuculuğunu yapıyorsa Kıbrıs'taki davamızda evet geçmişte bir takım eksikler, hatalar Kıbrıs'taki hep yapıldı. Kıbrıs'taki davamızda kimse söz söyleyemez. Aksine mesela sonra... Libya mutabakatı ile ilgili. Yani dedik ki bak bu çok önemli bir şey bu münhasır ekonomik bölge. O belediye konularından Libya, Kıbrıs, Suriye yani buralara geçme bütün... çok sağlıklı Sayın görmüyorum. Onlar bambaşka yani, konular. Tabii yani demek istediğim şey şu. Yani biz seçeneksiz kalmayalım. Muhalefetten beklediğimiz odur. Tabii. İşte bizim yaptığımız muhalefet tamam de mümkün mertebe tabii yani, ki mümkün doğruya doğru, yanlışa evet yanlış demek. Çok şükür bu konudaki tavizimiz yok. Bu arada demin Hendek konusunu açınca kusura bakmayın. Bunu biz İyi Parti'mizin devlet hassasiyetimiz, devlete olan saygımızdan dolayı AK Parti'nin bazı çok kritik kusurlarını ikide bir dile getirmekten biz imtina ediyoruz. Çünkü bu devletimizin
yakın geçmişimizdeki zaaflarını ortaya koyar gibi oluyoruz. Bundan da son derece rahatsız ve imtina ediyoruz. Biz bunları söylemiyoruz diye, bunları bilmiyoruz, bunlardan rahatsız değiliz anlamı lütfen çıkmasın. Peki. Efendim teşekkür ediyorum. Bitti mi? Buna dair mi ekleyeceğiniz bir şey söylemek isterim. Buyurun. Yani tabii buradan bir sonuç çıkartalım. Bizim amacımız Türkiye'nin geleceğini hep beraber aydınlık kılmak, güven duymak. Şimdi bu hendek terörünün yaşandığı dönem elbette çok iyi analiz edilmeli. Şimdi o dönemde ben şunu eleştiriyorum. O dönemdeki o gerçekliği kalkıp da siz, yani şimdi diyorsunuz ki o dönemde yanlış bir politika izlendi, bunun sonucu oldu. Ama bir siyasetçi o dönem o hendek terörünü görmeyip burada bir zulüm yapıldığını söylüyorsa, o çizgiyi benimsiyorsa ve bugün bir siyasi aktörse ve bugün yine aynı düşünceden hiçbir şekilde geri adım da atmıyorsa burada sorunlu ve güvenilmez bir tablo çıkıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki. Bir de tabii Türkiye bir büyük belayı, belanın içinden çıktı geldi. Bir FETÖ gerçeği var. Devletin içinde... Şimdi batıdaki... Sayın Bakanım şunu bir tamamlayayım. Yani devletimizin içinde bir derin devlet, bir Amerikan derin devletin aparatlarıyla 40 yıl bugüne gelindi. Evet bu konuda... Bu konuda otururuz burada bir analiz ederiz. Herkesin buradaki günahı neyse bunların hepsini irdeleriz. Demin bahsettiğim terör örgütleriyle lüzumsuz ilişkilerden biri de budur mesela. Şimdi şunu şu açılım tamam. meselesine hep atıf ama, yapılıyor ama bakın ya şu kadarını efendim, söyleyeyim. Bak başlıklarımızdan hiç, da değil. Ya çok... şunu ama gördük bak bunu sonucunu gördük. Hiçbir şey olmadıysa şunu gördü yöre halk. Daha bu devlet ne yapsın kardeşim? Bebek katili dediği bir terör örgütünün yeter ki bu toprağın çocukları ölmesin. Arkadaki emperyalizm kazanmasın. Bu iş bitsin diye uğraşıldı. Peki. Kim bozdu? Kim bozdu? Yine o terör ağları bozdu ve arkasındakiler bozdu. Yanlış bak Diyarbakır anneleri bunun farkında ve şimdi oturuyorlar orada. Diyorlar ki çocuklarımızı doğru orada yöntem hataları çok yanlış yapıldı. Silah bırakmadan yapılmayacaktı. Efendim, doğru. Devlet aklıyla hareket edilmedi. Aklı selimle hareket edilmedi. Yanlış muhatap seçildi. Yansıması dışarıda nasıl oluyor diyeyim. Pireyi deve yapıyorlar. Şimdi hayatım hakikaten hem siyaset öncesi hem siyaset sonrası Avrupa'nın tüm kurumlarında geçti. Yalnız parlamentolar değil, siyasi parti toplantılarında vesairesinde. Şimdi siz bir olayı anlatıyorsunuz, birisi kalkıyor, işte diyor sizden diyor şu şunu demiş. 1980'li yılında da sonradan hep HDP kadrolarını kuran bir İnsan Hakları Derneği vardı. Bu İnsan Hakları Derneği yalnız terörün, PKK'nın hakkını korurdu. Şehidin, çocuğun, şunun, bunun vesairesiyle ilgili yoktu. Önümüze hep bulgular çıkar. Şimdi sorumlu siyaset insanlarının Türkiye'de ağızlarından çıkanın dışarıya eskiden yoktu. Şimdi bir FETÖ var, bir Ermeni lobisi var, bir Rum lobisi var. Bir de PKK lobisi var. Ciddi bu. Mesela Fransa PKK'nın ana yuvasıdır. PKK'nın olmasından önce silahlı ondan sonra insanlarımızı kandırarak yabancı lejyonu denilen it kopuktan oluşan bir lejyonu vardır. Hiç sorulmaz kim olduğu lejyon etrancı. Orada yetiştirmiştir. Fransa'nın istihbaratı özellikle adam yetiştirmiştir Türkiye'nin içine girmek için. Öyle ki 1990'lı yıllarda Ankara'daki bir büyükelçi Fransa'ya çağrılıp istihbaratın başına geçmiştir. Hani Fransa Türkiye ile ilgili olsun ve şu anda da devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ister parlamentoda, ister siyasi partilerdeki görevinde, ister belediyelerdeki insanlarımızın hangi partiden olursa olsun ağzından çıkan emin olun dışarıya pire deve olarak gidiyor. Türkiye'nin aleyhinde ne varsa Sayın bu Ersoy, ciddi bir şekilde kullanılıyor. Şöyle bitireyim. Orada konudan bir haber genel kamuoyu da kendi söylediği adamın dediğinden etkileniyor dolayısıyla. Evet. Yani bu maalesef terör lobileri konusunda çok haklısınız. Bazen yurt dışına gittiğinizde yemek yiyecek bakın, restoran bulamadığınızı neler yaşadık. Yani bakın, bir örnek vereyim. Bakın, birisini tek... PKK'lıların, birisini FETÖ'cülerin. Sayın Bey, inanılmaz bir örneği vereyim size. Hemen geleceğim Almanya'dan, Almanya'dan bir bilgi geldi. Bundestag'da Türkiye ile ilgili bir hearing olacak diye. Hearing önemli komisyonların bir araya gelmesi. O sırada Adalet Bakanı ve Oltan Sungurlu ve İçişleri Bakanı ile birlikte gittik şeye. Dinleyeceğiz. Ondan sonra konuşma falan başladı. Bir Alman milletvekili kalktı. Mustafa emin ol %100 doğruyu söylüyorum. Dedi ki ben geçen hafta dedi İstanbul'daydım. Dehşet şeyler öğrendim dedi. Cumartesi pazar akşamları kimlik kontrolü yapıyorlarmış. Kimlik kontrolünde doğum yeri Doğu ve Güneydoğu gelenleri tutuklayıp boğup çuvalla denize atıyorlarmış dedi. Aynen böyle. Şimdi oradaki Alman milletvekilleri bunu kimden dinliyor? Kendi milletvekilinden dinliyor.
basın bunu kendi milletvekilinden dinliyor falan, herkes şok. Nasıl önledik? Ondan sonra arkadaşlarla hani istişare ettikten sonra ben kalktım, dedim ki şimdi diğerleri bakan konuşamazlar, ben milletvekiliyim. Dedim ki sayın milletvekilim, dedim burada söylediği verdiği bir örnek var. Almanya büyük bir örnek. Eğer bu örneği, bu söylediğini Almanya'nın yetkili makamları herhangi bir delille ispat edebiliyorlarsa, ben önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu utançla yaşamam diyeceğim. Peki. Ondan sonra milletvekilinden istifa edeceğim. Efendim çok çok dağıldık. Çok yalan özür diliyorum. Çıkarsa arkadaşa da hayır demek istediğim, yine ona geleyim. Bakın düşünebiliyor musunuz? Burada aldığı bir bilgiyi orada insanlar tutuklanıp boğularak denize atılıyor diye söyleyebiliyor. Onun için aşırı derecede titiz olmamız lazım. Peki. Sayın Balbay, konuyla ilgili ise ama lütfen. Tabii tabii. Sadece yanıt çok fazla yeni tartışma konuları da yaratmak anlamında değil. Ama Sayın Akarcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değerlendirmeler olduğu tabii ki olabilir. Kendisi denilmiş bir siyasetçi. Sigarayla mücadelede ilk öne çıkanlardan bir kişiydi. Sonrasında Demokrasi Vakfı'ndaki mücadelesinde Türkiye'nin uluslararası konumuyla ilgili çabalar harcamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değerlendirmeler oldu. Ancak ben şu anda kendisinden ülkeyi yönetenlerle ilgili, bugün Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmasını beklerdim. Türkiye'de hukuk ne durumda? Bırakın siz, muhalefet yurt dışında şunu demiş, aleyhte olabilir. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğunu bilen bir kişi. Halk TV çağırırsa yani bakın, gider onu da konuşurum ama çağırmıyor. Tamam, olur. Halk TV'de olur, Tele1'de olur. Oralarda da söyleyin. Bakın ben hangi televizyon çağırırsa hiç tercih etmeden gidiyorum. Sizden, çünkü hepsi meşru. Bunca deneyiminiz var. Ben sizden haber muhalefeti tabii ki düşüncelerinizi aktaracaksınız. Yani. Ama bu ülke nasıl yönetiliyoru aktarmanızı, paylaşmanızı isterdim. Bugün barolar yeşil pasaport almış avukatlar, Berlin'e girmeleri serbest, Ankara'ya girmeleri yasak. Böyle bir şey olabilir tamam, mi? Tamam, başlıklarımızdan birisi bu. Kabul edemez Sayın Balbay. O zaman müsaadeniz olursa. Sonuç olarak da Cumhuriyet Gazetesi ilgili bir cümle söylemek durumundayım. Cumhuriyet Gazetesi hakikaten adını Atatürk'ün koyduğu ve kuruluş ilkelerinden bugün öyleydi. %100 katılıyorum. Eski gazetedir. Bir okuru olarak öyleydi. Peki. Hala öyledir. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi yarın Serşar Bakın üzerine değerlendirelim. Soru, oraya değil ama. Okurun her türlü görüşünde saygımız var. Bir de madem ki birbirimizle Sayın Ersoy, madem ki konuşabiliyor durumdayız, diyalog kurabilmek çok iyi. Ben Yaşar Hacı Salihoğlu'nun, Profesör Sayın Hacı Salihoğlu'nun bir bilim adamı kimliğiyle, yani tamamen tarafsız bir şekilde, katıksız bir AKP savunuculuğunu gözden geçirmesini öneriyorum. Yok yani. Bugün Türkiye iyi yönetilmiyor. Yok. Bugün Türkiye'nin yani, çok temel sizin, sorunları var. Ben sizin Türkiye, pozisyonunuzu çok yadırgıyorum. Eski Balbay'ı arıyorum. Kadar, eski Abalbay'ı. Ankara'da olanlara kadar yani, bir tekrar gözden geçirmeye ve bu siz Cumhuriyet Halk Partisi yönetenlerle ilgili durumunuzu bir gözden geçirin Sayın konuşur. Balbay. Bilim insanının asli görevi bu ülkenin bağımsızlığını savunmaktır. Asli görevi budur. Her yerde. Kafa yormak. Teröre karşı kim hangi maskeli balonun içindeyse ona karşı durmaktır. Budur. Asli görevimiz budur. Budur. Muhalefetin adeta beni muhalefet iktidar hiç ilgilendirmiyor. Gelmek, beni şöyle hakikaten bak bu ülkeye yarar olan bir şey değil. Bu ya şunu demedi mi sizin bir başkan yardımcınız? Bu iktidar dünyanın en güzel işini yapsa alkışlayacak halimiz yok. Bu doğru bir şey mi? Bu doğru bir siyaset şimdi, biçimi mi? Ya yani şu İHA'lar ve SİHA'lar prestijden söz ettiniz tablo alırken dünyayı. Asıl prestijimizi sağlayan odur ya. Canını çıkardığınız şeyin Bayraktar ailesinin, siz değil tabii de yönetenler. Yok efendim para aldınız belediyeden, mahkeme kararı çıkardı olmadı. Ortaya attılar bunu ispatlayamadılar. Yapmayın yani. Bunları savunmayacak mıyız? Yani silahın pazarı yapılmıştık. Bize satılan silahların kölesi yapılmıştık. Bak şimdi üretmeye başladık. İşin başındayız. Teşvik ediyoruz. Daha fazlasını üretelim diyoruz. Niye füze kalkanı projeleri için Rusya ile Amerika arasında kalalım? Biz üretelim diyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bir imkan doğdu. Ben tarih tezine bakıyorum. Bugün buraya geldi. Çok hatalar yapıldı Sayın geçmişte. Oğlum, şey çok kaybettiklerimiz oldu kuşkusuz. Vallahi, ama bugün doğru yoldayız. Belediyelerden Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan bak, bugün doğru yoldayız. Sistemlerine... Bugün doğru yoldayız. Doğru bir tarih tezini savunuyoruz. Gelin gelin siz de bunu görün. Bırakın yani bu parti saplantılarını ya.
Bırakın şu ben doğruya de, doğru diyelim. Ben de güven duyayım. Size iktidara geldiğinizde FETÖ mücadelesinde iktidardan fazla yaparlar. Daha iyi yaparlar. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı daha iyi savunurlar. Libya ile ilgili yaptığımız mutabakatı korumak için güvenlik askeri efendim, anlaşmasına red oyu vermezler artık. Görürler bu gerçeği. Bunları tamam. Söylüyoruz. Hacı Sayın Aysaloğlu, Sayın Balbay, istirham ediyoruz lütfen. Yapmayın gerçekten hepsini konuşuruz. Her birisine konuşulur ama ben sizi öneri olarak hakikaten... Ben de size çok şey önerdim ama bak hiç duymuyorsunuz beni. Daha iyi bulmaya, ihtiyacı var. Ama ben istemiyorum. Mesela böyle bir il başkanınız olmasını istemiyorum ya. Ya böyle bir il başkanınızın olmasını istemiyorum ben. Söyleyemeyecek miyim bunu? Belediyelerle ilgili ben... Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Ama sen şu anda çok kişiselleşti. İzleyicilerimiz açısından da bir faydası yok. Nasıl yönetildiğine kafa yormak zorundasın. Ben aslında Sayın Diniz dedi ki bir İstanbullu olarak gerçekten merak ediyorum. Bak bu çok samimi bir soru. Bilmiyorum çünkü siyasetçi daha detaylı incelemiştir diye düşünüyorum. Dedi ki çok önemli işler yapılıyor ama hükümet bunun önünü kesiyor. Mesela İstanbul'da devlet yardımını mı kesti? Ne yaptı? Merkezi idare neresinde engel oldu? Ya somut bir şey varsa ben bilmek isterim bir seçme olarak. İstanbul'da iyi hizmetler yapsın. Sayın Cinisli'ye mi sordunuz? Tabii ya onu dedi çünkü. Bir cümle söyleyebilir miyim? Evet. Sayın Hacı Salihoğlu şu anda kamu bankaları kredi vermiyor. Kamu bankaları. Müsaade yani misiniz? Bu... Kamu bankaları kimin elinde Allah aşkına? Kamu bankaları medya ticaretine giriyor. Kamu bankaları konut ticaretine giriyor. Somut bir şey söyleyin. Nereye başvurdu? Evet, bu sorumlu bir şey. Bu somut bir şey. Evet. Ya, ama göreyim kime başvurmuş? Ne kadar hangi proje için başvurmuş? Ne olmuş? Bakın adalardaki şey gibiyse tamam mı? Adalardaki bu araba meselesi gibiyse yani bunu somut konuşalım. Yani elektrikli golf arabası ithal ediyorsunuz Çin'den. Motorlu taşıtlar trafik kanununa aykırı bir şekilde hiçbir mevzuata uymuyorsunuz. Onu trafiğe sokmaya çalışıyorsunuz. Müsaade ondan sonra da diyorsunuz ki hizmetlerim engellendi. Sürem çok daraldı. Baroları konuşacaktık. Vaktimiz kalmadı. Sizlere galiba, sormak da istiyorum. Galiba siperde 20 belli ettim. Hacı Salihoğlu Bey'den bana taarruzlar gelmeye başladı. Yok estağfurullah. Bu da çok hoş. Efendim aslında ben de bu konuyla ilgili bir ekleme yapacaktım. Ben Deniz... Çok büyük bir onurla Türkiye'nin en büyük ve en önemli, daha doğrusu en önemli şehirlerinden Erzurum'un temsil ediyorum. Erzurum milletvekiliyim. Ve şehrinde tabii sorunlarıyla çok yakından ilgileniyoruz. Bugün Erzurum Büyükşehir Belediyesi batmıştır. Çok net. Efendim konumuz Erzurum tamam. Değil. Tamam. Nereye geliyorum? Nereye geliyorum? İstanbul için. Nereye geliyorum? Şimdi Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin batmasını bataktan kurtaran ise devlet bankalarıdır. Hem de usulsüz şekilde kurtarma operasyonu yapmışlardır. Bu usulsüzlüklerinde Sayıştay denetiminden, meclis denetiminden kaçırılması için bu bankaların belli bir hissesi varlık fonuna devredilmiştir. Bunu buradan ilan edeyim. İstanbul veya diğer belediyelerde nasıl engelleniyor denince işte AK Parti belediyeleri, batak AK Parti belediyesi kurtarılırken ihtiyacı olan bir dünya şehri İstanbul veya başşehir Ankara'ya en ufak bir yardımda bulunulmuyor. Ayrıca da meclislerinde çok hayati konularda AK Partililer ayak diretiyorlar. Şu anda Ankara'nın zehirli boruları değiştirilemiyor. Neden? AK Parti grubu bunu istemedi. Ankara'nın zehirli borularının, zehirli sular akan boruları, hepimizi zehirleyen boruları... Yanlış. Yanlış böyle. Değil, doğru. Hayır, onu demek. Hayır, yanlış diyor. Yanlış. Ha, evet, böyle bir şey olabilir. Yanlış. İstanbul'da var mı? Ben bilmem gerek. İstanbul'da yaşıyorum. AK Partili kardeşlerimize, AK Partili meclis üyesi kardeşlerimize bunu sorarsanız, sen bunu kardeşim ne tamam. yapıyorsun? O da orada yaşıyor. Tabii. Eminim ki genel merkezden talimat alıyorlar. Ellerinden gelen bir şey yok. Baskı rejimi böyle bir şey. Yani biz bunu mecliste de yaşıyoruz. AK Partili siyasetçileri, milletvekillerini ben üzülüyorum. Getirdikleri kanun tekliflerinde imzaları var, haberleri yok. Bir örnek vereyim. Tütün yasası, yeni bir tütün yasası çıktı. Daha önceki tütünün üzerine şimdi yeni bir tütün. Bu, evet, bugün paylaştık Mehmet Buş. Mehmet Buş değil, hayır, paylaşmış bugün paylaştı olabilir. Mehmet Buş. Bu tütün kanununun birinci imzası benim çok kıymetli hemşerim İbrahim Aydemir Bey. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Bey. Benim bildiğim İbrahim Aydemir Bey milli ve kendi deyimleriyle yerli bir insandır. Fakat bu yasa milli ve yerli değildi. Neden? Çünkü o yasayla yasak zaten Türk tütün sanayi önceden öldürülmüştü. Bu yasayla sarma tütün dediğimiz artık tütünler, evet. Artık tütünlerin fiyatı getirilen anormal vergilerle yabancı kutulu paket içindeki tütünlerin sigaraların fiyatını eşitlendi neredeyse. Yani
tüketiciye dendi ki yani o sarma tütünü kim içiyordu? Öğrenci içiyor, esnaf gününü kurtarmaya çalışıyor, esnaf içiyor, köylü içiyor, alt gelirli insanlar içiyorlar. Onlara dendi ki hayır kardeşim sen artık bu tütünü yerli bizim artık tütünümüzü içemezsin, gideceksin kartelin tütününü içeceksin. Yani ithalat lobisi burada da rol oynadı ve benim hemşerim, benim saf Anadolu insanın hemşerim İbrahim Aydemir bilmeden o kanunu veya ona dayatıldı. O ilk imzayı atmış. Çok üzüldüm. Ben de bir şey merak ettim. Yani gerçekten çok özür diliyorum. İstanbul'dan, İstanbul'la ilgili sorudan İstanbul cevabını geldik. Somut bir şey alamadım. Cevabını gittik. Verdim. Oradan S-400'lere. Ankara'da yapılan İstanbul'da ne yapılıyor? Ben somut bir öneride bulunayım mı? Buyurun efendim. Buyurun şimdi İstanbul'da. Siyasetin çok kutuplaştığı ortada. Bunu biraz yumuşatmak lazım. Rahmetli Turgut Özal hep bunu söylerdi. Hatta derdi ki un kapanındaki hammallar yeni çıraklara un çuvalını siyaseten indirin. Yani sert atıp da patlamasın, şeyler ortaya çıkmasın. Şimdi Fatih'in portresi satın alınmış. Ondan sonra herhalde önümüzdeki haftadan itibaren Ayasofya'da namaz kılınacak. İstanbul'un yeni belediye başkanı, eski belediye başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu. Meral Hanım Cuma'ya katılmış. Çayçın onu söyleyemeyeceğim ama başka zaman değil. gidebilir. Devlet Bahçeli hep birlikte şöyle. Hem o portreyi oraya yazsınlar. Hem ondan sonra şeyde Ayasofya'da namazlarını eda etsinler. Şöyle millet de biraz rahatlasın. Ciddi söylüyorum. Tabii tabii. Bakın 2002'deki yani 1999-2000 arası olan koalisyonun en temel sorunlarından biri rahmetli Ecevit, Devlet Bahçeli Bey, Mesut Yılmaz aşırı derecede bir ciddiyetliydi. Üçü bir araya geldiği zaman yani böyle korkacak durumda olurdunuz. Gülümseme yok, bir şey yok vesairesi. Hatta ben hem Mesut Bey'e arz etmiştim hem rahmetli Ecevit'e. Efendim dedim şöyle gömlekle falan gelin, spor bir kıyafetle, aranızda şakalaşın mesela millet rahatlasın diyerekten. Siyasetin gerçekten buna ihtiyacı var. Peki, maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Balbay, çok teşekkürler efendim katkılarınız için. Daha geniş bir vakitte inşallah etraflıca diğer başlıkları da konuşuruz. Sağ olunuz. Naci Cinisli'ye çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaşar Acısalioğlu çok teşekkürler efendim. Teşekkür ve Bülent Akarcalı çok çok sağ olun. Mustafa sizlere arkadaşımıza da seni övdük diye CHP'den herhalde tenkit gelmez sana. Yok hayır estağfurullah. Konuşamadığımız çok fazla başlık oldu. CHP eleştirilere, CHP her şeye açıktır. Latife ediyorum. Peki çok fazla başlık oldu. Söz de vermek isterdim ancak gerçekten vaktimiz çok kısıtlı. Sizlere de ekranlarınız başında bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.